İyi akşamlar efendim. Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nin 12. yayınıyla birlikteyiz, yine karşınızdayız. Her seferinde Türkiye Gösterge Bilim'in çok farklı alanlarından sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Öncelikle bana yine sağ olsun Lokum Kids bir tane papyon göndermiş. Bu programlarımızı izliyorlar. Onun için Lokum Kids'e çok teşekkür ederim. Kendi el emekleriyle yaptıkları şeylerden beni de böyle onurlandırıyorlar. Çok teşekkür ederim. Bu akşam Türkiye'de birazcık herkesin dil deyince çok merak ettiği alanlardan birisi Orta Doğu. Dil hazinesi, dillerin çok olduğu, dillerin ana vatanı denilebilecek bir alandan bilgiler paylaşacağız sizinle. Karşımızda Profesör Doktor Mehmet Sait hocamız var. Mehmet Sait Toprak hocamız ve ben kısaca tanıtayım. Lisans, yüksek lisans ve doktora alanı teoloji alanında çalışmıştır. Yani ilahiyat alanındadır. Doktora sonrası dil bilim, eski çağlar, çağ dilleri ve kültürlerine yönelmiştir. Teoloji, mitoloji, dil bilim alanındaki çalışmaların yanı sıra Türkiye'de özgün çalışmalar yapan hocalarımızdan birisidir. Yeni bir dil savı geliştirme yolunda 13 senedir bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Mehmet hocamız dil zengini, poliglot dedikleri çok dilli bir hocamızdır. Akatça, Sümerce, Aramice, Süryanice, Troyo, Kutsal Kitap İbranicesi, Kutsal Kitap Aramicesi, Modern İbranice, Arapça, Nabatça, Amharitçe, Farsça, Kürtçe, İngilizce, Grekçe, Latince, galiba Türkçe de biliyor ve Türkçe lehçelerinden de birçoğunu biliyor. Bu konularda da çok çalışması var. Mehmet Sait Toprak hocamız 2012 yılından beri Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Süryani Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili ve Kültürü kürsülerinde Semitik diller Sami, Hami dediğimiz bizim dil ailelerinde sözünü ettiğimiz dillere genel anlamda Avrupa'da Semitik de tümünü kapsayacağı anlamda Semitik diller diyorlar. Semitik dillerden Akatça, Süryanice, Modern İbranice, Kutsal Kitap İbranicesi, Kutsal Kitap Aramicesi, karşılaştırmalı Semitik diller dersleri vermektedir. 2020 yılından itibaren İstanbul İbni Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda Modern İbranice adlı dersi de vermektedir. Daha önceden 9 Eylül Üniversitesi'nde, ben Mehmet hocamı oradan tanıyorum, 9 Eylül Üniversitesi'nde, İsrail'de Hebrew University of Jerusalem'de, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, son olarak da İbni Haldun Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Pek çok makalesi, projesi vardır. Akademik.gov.tr'de bunun Mehmet hocamın bütün çalışmalarını bulabilirsiniz. Mehmet hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Lütfettiniz. kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Yani evet. Nazik davetiniz, güzel tanıtımınız. Öncelikle Doğan hocam böyle bir çalışma alanını Türkiye'ye bahşettiği için, öncülük ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Hocamı yıllardır tanıyıp feyz alıyorum kendisinden. Çok istifade ediyorum. Kendisinin kurmuş olduğu ve başkan olduğu Türkiye Gösterge Bilim Çevresi yeni ve çok güzel projelere gebe ve çok güzel çalışmalar hocam sürdürmektedir. Bu çalışmaların bir parçası olarak hocamın yanında yer almak gerçekten benim için onurdur. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Mehmet hocamı ben çok uzun süreden beri tanıyorum, dediğim gibi. Yani birbirimizi överek konuyu bitirmeyeceğiz. Merak etmeyin, şimdi konuya hemen geçeceğiz. Ve Mehmet hoca gerçekten çok ilginç teorileri, dille ilgili çok, yani eski dillerle ilgili çok uzun soluklu çalışmaları var. Ve buralardan bize sunacağı çok ilginç bilgiler var. Ben de bir dil bilimci, hasbelkader adamın olmadığı yerde kendimi dil bilimci, gösterge Estağfurullah. bilimci saydığıma göre dil bilimci olarak şimdi birazcık dil tarihiyle ilgili şöyle bir giriş yaparak size ilk sorumu sorayım. Şimdi diller, Fernando Saussure'ün o meşhur kitabında dilde nedensizlik ilkesinden söz eder. Yani gösterge ile gönderge arasında ya da dilsel göstergenin göstereni ile yazısı ya da kulağa gelen ses ile ve gerçek dünyadaki nesne arasındaki ilişkide, göndergesi arasındaki ilişkide nedensizlik ilişkisi vardır. Neden buna masa dedik, neden buna bilgisayar dedik, neden şuna
şişe dedik, şişe kavramıyla onunla bir benzerliği var mıdır vesaire. Bütün bu dillerin biliyorsunuz dil bilimin inceleme alanı sesli dillerdir. Ama daha sonra bu dillerin kalıcı olması için grafik, yazıya dökülmüştür. Ve bugüne işte 100 civarındaki dünya dilinin yazısı vardır. Bu da arttırılmaya çalışılıyor vesaire. Şimdi bu yazının ilk çıkış noktasında genellikle bütün dünya dillerinde bir nedenlilik ilişkisi vardır. Eğer Hazreti Google'a sorun, Çin piktogramlarının ilk başlangıcına baktığınız zaman tamamen resmen bir resim yazı görürsünüz orada. Yani bugünkü işte atıyorum kuş resminin önceden bir kuş olarak çizildiğini görürsünüz. Veyahut da Göktürk yazıtlarını, Türklere ilgilenen Göktürk yazıtlarına baktığınız zaman ev resminin eve benzediğini, ok resminin oka benzediğini görürsünüz. Yani o zaman bütün dünya dillerindeki ilk çıkışında bir nedenlilik vardır. Hani çok bilinen örnek olduğu için öküzün ağası derler. Fenikelilerden sonradan işte Yunanlılara, Orta Doğu'ya geçen ve alfabe olan, o alfabenin ilk alfa olan şey öküzün başından çıkmıştır. Veyahut da yine düşünün biz Göktürk, sonra ne oluyor bu dillerin o nedenlilik ilkesi? Zaman içerisinde kullanıla nedensizliğe, simgeye dönüştüğü için, simgeye dönüştüğü zaman da o gösteren ile gönderge arasındaki ilişki nedensizleşiyor. Bu sefer öğrenilmesi gerekiyor. Ve şimdi biz Göktürk'teki o ev resmini eğer sürekli kullanmış olsaydı bugün tamamen bir simgeye dönüşmüş olacaktı. Veyahut da aynı şekilde Mısır hiyeroglif yazısını eğer devam ettirselerdi, kullanarak devam etseydi günümüzde çok simgesel Çin piktogramları gibi simgesel bir yazıya dönüşecekti. Hocam siz şimdi bu Orta Doğu dilleri konusunda çok değişik teoriler var. Çok biliyorsunuz Sümerce, Akatça, onun akrabası kimi, mesela Çek arkeolog Hrozny der ki Akatça bir Hami-Sami dil ailesi olduğu kadar bir Hint-Avrupa dil ailesidir diye bir teorisi vardır. Yani ikisi arasında bir ilişki olduğunu ve onun da fiiliyle ilgili bir örneği vardı bildiğim kadarıyla. Böyle bir şey söz ediyor. Şimdi bu Semitik dillerle ilgili olarak genel anlamda ilk önce şöyle bir bize kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi doğrusu Semitik diller dediğimiz bu dil ailesi bu tür bir ayrım doğrusu şeye baktığımızda, tarihsel sürece baktığımızda Akatların Sümerlerle karşılaşmasıyla oluşan bir dil. Yani Akatçanın pür, kendine has bir dil yapısı olduğunu söylemek mümkün değil. Yani Akatça'da benim kendi teorime göre Akatça Sümerlerle, yani milattan önce yaklaşık 2400'lerde Sümerlerle karşılaştıklarında Sümerlerin zaten siz birazdan kelimeleri ben bir takım örneklere girdiğinde biraz daha net olacak, daha soyut konuşmak yerine somut bazı örnekler üzerinden gittiğimizde sizin de başta bahsettiğiniz gibi tabii ki Sümerlerin ilk yazısı da daha çok resim bir resim yazısı, daha figüratif, daha resim piktogram şeklinde olan resim yazıdır. Sümerlerle Akatların karşılaşması bir anlamda Sümerlerin yazısının elbette bir sesler vardır ve her bir ses için karşılık gelen bir şekil vardır. Bu şekillerle biz daha soyut bir hale, şekil olarak resim yazısından daha soyut bir hale dönüştürdüğümüzde biz harfleri oluşturmuş oluyoruz. Akatlar tabii Sümerlerle karşılaştıklarında bir yazıyla karşılaşıyorlar ve bu yazı daha sonra 1870'lerde filan çivi yazısı olarak isimlendirilen, aslında daha çok bana sorarsanız ben onu ok yazısı olarak isimlendiririm. Çivi yazısı olarak isimlendirilmesi biraz geleneksel olarak oluşmuş cuneiform dediğimiz yazı tarzıdır. Şimdi Akatların diline bir yekpare olarak baktığımızda söz gelimi en temel olan kelimelerden kelimeleri ele aldığımızda bu kelimelerin köklerinin Sümerce'den geldiğini söyleyebiliriz. Mesela bir örnek vermek gerekirse her kullanılan çok önemli bir yapı olarak mesela Sümerce'deki ekal
kelimesi egal kelimesi. Sümerce'deki egal kelimesi yani büyük ev ya da tapınak veya saray olarak çevrilen aslında bir anlamda e ya da eb ya da b. Şimdi Sümerce'nin nasıl okunduğu ne okunduğu ile ilgili veya okunacağı ile ilgili pek çok teori var. Çünkü Sümerce'nin okunmasında bazen ilk heceyi bazen hece olarak ikinci heceyi ters olarak Akatça geçtiğini görüyoruz. Şimdi Akatça bir dil olarak oluşması yazıyla tanışmasıyla oluşan bir şeydir. Neden? Çünkü en temel kelimelerini, kelime köklerini eğer Sümerce'deki piktogramlardan alıp bunu kendi fonetik değerlerine ve karşılığında yine aynı soldan sağa doğru yazılan bir alfabeyi kullanıyorsa burada o kavramların ta eski Babil, Orta Babil ve Yeni Babil'e kadar bunun devam ettiğini görüyorsak hatta Sümerce'nin özellikle litürjik veya bununla ilgili diğer yazıtlarının yine yazı öğrenmek için kullanılmaya devam etmesi, akatlar arasında devam etmesi Sümerce'nin hemen kendileri ortadan kaybolsa da veya karışsa da Sümerlerin kavramlarının, kelimelerinin veya kelime hazinelerinin akatlar içerisinde bir dönüşüme geçildiğini görüyoruz. Başta verdiğim örnek egal kelimesi bir Sümerce'den ben İbranice'ye kadar, Süryanice'ye kadar hatta günümüzde günümüze kadar kullanılan, yaşayan bir dil olan Süryanice'ye kadar getirmek istiyorum. Yani bir örnek üzerinden. Egal kelimesi Akatça'ya egal kelimesi ekallu şeklinde geçiyor. Yani kelimenin kökü egal iken ev gal büyük anlamında büyük ev anlamındaki bu kelime Akatça'ya ekallu veya ekallu. Buradaki k'ler g gibi okunabilir, q gibi okunabilir. Çünkü bu ayrım bizim sonraki bu yazı dilindeki seslerin harflere dökülürken bazen Arapça'da G, Cim, bazen Q, Süryanice'de K olarak kalabiliyor. Bu kelime üzerinden gittiğimizde tapınak kelimesinin eski Babil Asurca'ya kadar başına sadece H gelerek Haykal ya da bugünkü kullandığımız Süryanice'de Hayklo Arapça'da heykel olarak görüyoruz. Şimdi şöyle bir soru sorsak. Heykel kelimesi semitik bir kelime midir? Hayır. Ama heykel kelimesi semitize edilmiş ya da akadize edilmiş bir kelimedir. Bu durumda Akatça'nın sizin de başta söylediğiniz gibi diğer Hint Avrupa pek çok dil ailesinin bana göre yapay olarak bir ayrımı söz konusu. Bir kelimeyi siz Tamil dilinde de bulabilirsiniz. Aynı kelimenin farklı ses değişimiyle siz söz gelimi Roman veya Latin dillerinde de görebilirsiniz ki bunun örnekleri var. Ben pek çok örnek var ama konumuz bu dillerin birbirinden etkilenmesi ya da dillerin oluşumu olmadığı için bu hususta çok fazla örnek vermek konuyu belki daha sadece dil bilim alanına çekebilir. Şimdi bu temel kavramlardan bir tanesi yine söz gelimi Tanrı kelimesi. Dingir kelimesi ya da il ya da ilu kelimesi. Şimdi Sümerler dingir kelimesini kullanırken bir piktogram, bir işaret olarak tanrı adı olan bütün tanrılara, çünkü bir cinsiyet dili olmadığı için diyelim ki herhangi bir tanrı veya tanrıça olsun başına dingir işaretini getirmek suretiyle diğer gelecek ismin bir şekil olarak, bir şekil yazısı olarak onun tanrı veya tanrıça, tanrı olduğunu belirtiyor. Bu durumda ilu kelimesinin il ya da ilu kelimesi ya da ilum ya da Akatça'daki illatu dişil hallerine baktığımızda kelimenin kökünün esas olarak Sümerce'den, dingirden, digirden veya degerden evrildiğini görüyoruz. Bunun kuralları var. Şimdi yazman dediğimiz kesim, bir grup aslında
umano dedikleri aynı zamanda yönetici ve sanatçı ve kurucu olanlardır. Yani burada bizim bugün anladığımız anlamda bir okuyup yazma öğrenme veya okuyup yazmanın herkesin ilgilenebileceği bir alan olmadığını söylemek istiyorum. Bu durumda bazen yazmanların kendi tasarruflarıyla Sümerce'den bir piktogramı, ideograma veya silograma çevirirken bazen birinci heceyi alıp ikinci hecede tasarruf ettiklerini görüyoruz. Bu durumda bu dilin yapay veya suni bir dil olduğunu söylemek Akatça'nın söylemek mümkündür. Şimdi biz Akatlar diyoruz. Akatlar yekpare bir topluluk veya bir kavim değil ki. Akatlar pek çok kavimden oluşan homojen bir yapıyı sergiliyor. Şimdi burada örnek olarak benim hazırladığım aslında bu program pek müsait değil. Bazı örnekleri göstermek istesem gösteremem. Benim uzun yıllardır üzerinde çalıştığım Sümerce Akatça göstergesel bir sözlük, etimolojik sözlüğüm var. Onu hazırlıyorum. Bu sözlükte bakıyorsunuz ki şekillerin değişim ve dönüşüm ses bir ses harfe tekabül etme durumunu incelediğimizde şekil olarak bazen birinci Akatça hece diline ayırıyor. Şimdi diyelim ki ka dingir ra dediğimizde bu Akatça geçtiğinde daha hecelere ayrılan bir yapıya bürünüyor. Şimdi burada en temel kelimeler eğer 100 tane kelime sayacak olursak bu 100 kelimenin içerisinde Sümerce'deki temel kelimelerden bahsediyorum. Yani burada biliyorsunuz dil sürekli gelişen ve yaşayan bir yapıdır. Bugün de biz Türkçe'ye bazı kelimeleri kazandırıyoruz ve Türkçe'ye dışarıdan yabancı kelimeler alabiliyoruz. Şimdi bu durumda Semitik dil olarak kabul edilen ve kendisinden Akatça'dan Asurca, Eski Asurca, Orta Asurca, Yeni Asurca sırasıyla Babilce, Eski Babilce, Orta Babilce, Yeni Babilce, Amurice yani Amurit dili, Habeşçe, Kenanca, İbranca, Aramca ve Süryanca gibi diller türemiş ve nihayetinde Arapça. Bugün Arapça ile yakın olan bu Semitik dillere baktığımızda yapı olarak aslında temel almış kelime köklerinin birbiriyle eş kelimeler olduğunu görüyoruz. Şimdi aradaki fonetik değişiklikler biraz da benim her zaman derslerde de ifade ettiğim gibi sesli harflerden kaynaklanan ve benzer sesli olan bir takım harflerin yani bir sesli harfle bir de sessiz harflerdeki bir takım değişim ve dönüşüm kaidelerini tespit ediyoruz. Bu değişim ve dönüşüm kaideleri bize bu dilde özellikle Sümer leksikolojisinin Akatça yani Semitik diye bugün isimlendirdiğimiz aslında bu Semitik diye isimlendirme biraz da Tevrat'ın yani Tora'nın Hazreti Nuh'un oğullarından bahsettiğimizde Ham, Sam, Yafes bu Hamitik, Semitik, Yafetik, Hamito-Semitik şeklindeki isimlendirmeler daha çok Tevrat kaynaklı, biraz daha din kaynaklı. Yani şöyle söyleyeyim, kutsal metin kaynaklı bir bölümlemedir. Aslında ben tabii zamanı olsaydı biraz değinecektim ama şimdi Babil Kulesi metaforunda biz kelime olarak baktığımızda dillerin ayrılma meselesini zaten kısaca bahsedeceğim. Yeri gelecek şu anda bizim sunumun bir tanesinde ben kısaca buna değineceğim. Dillerin bölünmesi meselesi Tanrı'nın yeryüzüne inip insanların Shinar dedikleri veya bana göre Sümer'dir orada okunan Tevrat'taki o Shinar kelimesi aradaki Ayn harfi aslında okunmaz. Akatça'da okunamayan bir harftir. Ayn aynen Olaf gibidir veya Elif gibidir. Bir gırtlak sesidir. Dolayısıyla orada Shinar, Nun ve Mim harfleri ben bu dönüşümlerle ilgili kaideleri yazdım. Yani bu kaidelere baktığımızda Nun bazen mim olabiliyor. Mimizm veya nunizm şeklinde nun mim veya lambdasizm ve rotasizm. Bunlar bu bir takım harfler birbirine dönüşebiliyor dilden dile geçtiğinde. Bunları tabii biz dilciler olarak bunları zamanla daha sistematik hale getirip bir grammere
gramere bağlıyoruz. Yani gramma dediğimiz ya da grafa dediğimiz yazıya bağladığımızda bugün diyelim ki Sümerce için bahsedilen söz dizimi tamamen yazıyla alakalı ilgili bir şeydir. Bu söz dizimini biz Türkçe'de ben birkaç şekilde söz dizimi kurabilirim ve Türkçe için bir tek söz diziminden, Doğan Hocam da buna katılır, bir tek söz diziminden bahsetmek belki bugün oturmuş olan dil için konuşabiliriz ama geçmişte dilin oluşum safhaları için bundan söz etmek pek de olanaklı gözükmüyor. Dolayısıyla burada konumuz dediğim gibi Akatça'nın tarihçesini veya Semitik dillerin tarihçesini anlatmak olmadığı için kısaca bu yapının özellikle mesela Akatça'daki alpu kelimesi yani Grekçe alfa olarak geçen Arapça ve diğer Semitik dillerde alef, olaf sırasıyla elif şeklinde geçen bu ilk harf yani alfabenin ilk harfi olarak kabul edilen Fenike dilinin aslında belki Grekçe bahsettiği bir şeydir. Ben bu Fenike'nin farklı dönemlerde yazılarıyla ilgili bir karşılaştırma yaptığımda bugün Grekçe'de mevcut olmayan ya da Grekçe'nin kendi imkanlarıyla oluşturmuş olduğu bir takım ara sesleri veya kelimeleri oluştururken özellikle Fenike dilinden nasıl bir şekilde bunu dönüştürdüğünü de biz özellikle harflerin yani bir harf daha figüratif, daha şekilli veya daha simgesel bir duruma gelmesini bu harflerin dönüşüm kaidelerine veya şekilsel özelliklerin daha sonra yani somuttan soyuta doğru giderek nasıl bir simgeye veya sembole dönüştüğünü görüyoruz. Tabii sembole dönüştükten sonra ben Akatça için bahsedecek olursak veya Sümerce için bahsedecek olursak ilkin Sümerce için bir balık kelimesini diyelim ki ku ideogramını veya piktogramını gördüğümüzde herkes, dünyadaki herkes o balığı gördüğünde onun balık olduğunu anlar ama karşılığının ses olarak ku olduğunu bilmez veya kub olduğunu bilmez. Şimdi bununla ilgili balıkla ilgili ve diğer pek çok kelimeyle ilgili, öküzle ilgili, bunlarla ilgili tek tek kelimelerle ilgili çok 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 fazla derinlemesine etimolojik çalışma yaptım. Bu çalışmalar ileride belki bu Doğan Hocam'ın da yapacağı şeylerle belki tek bir kelime üzerinde konuşup bunun kaideleri ve kuralları üzerinde konuşmamız veya bunlarla ilgili tartışma yapmamız mümkündür. Evet hocam. Ben sadece hocam böyle bir giriş yaptınız. Çok uzun yaptınız Kirste, hocam. Susra ve Barthes'e ve diğer bu dil teorileri ve dillerin ortaya çıkışıyla ilgili Fischer gibi bu Humboldt gibi veya Foucault gibi dil teorileri ortaya atan kişilerden farklı olarak ben bu dillerin özellikle Akatça'nın yekpare Semitik bir dil olarak değil daha çok kreole veya daha sonradan oluşmuş yapay bir dil olduğunu düşünüyorum. Yapay dil olduğunu örneklerle ve bu örnekleri de anlatarak belki bir başka derslerimizde bunları daha da açabiliriz. Bir evet. Tek kelime üzerinden gidersek çok daha yararlı olur diye düşünüyorum. Şimdi Yunanca ile ilgili Fenike'den Yunanca'ya geçen şeyler. Şimdi her toplum bizim tamamıyla Arapçadan aldığımız sesler var ama Orta Asya'dan getirdiğimiz sesler de var. Kendi gırtlak yapımıza uygun olarak ürettiğimiz sesler de var. Yani Yunanca'nın içerisinde Fenike'nin bütün seslerini almamasının sebebi o Yunanlıların kuzeyden gelen bir başka ırkın kendi taşıdığı gırtlak yapısı, kültürel birikimi de doğrudur. Şimdi hocam, Grekçe'den bahsettiğimizde Grekçe'de yine Mikenelilerden, Mindoslulardan, Giritlilerden yani Kretelilerden bahsetmeden bir dilin oluşum belki Grekçe içinde oluşumundan da bu şekilde söz etmek mümkündür. Yani bir antik Grekçenin yazılışına baktığımızda ilk yazılış şey şimdi mesela herkes Grekçenin soldan sağa doğru yazıldığını söyleyebilir ama Bustrafenon dediğimiz öküz şu bir yapıyla oluşan bir yani siz buradan soldan başlıyorsunuz buradan bu tarafa doğru geldiniz öküz sürüşü dediğimiz Bustrafedon şeklinde yazının araya hiçbir kelime ayrımı girmeksizin yazıldığına da şahit olur. Şimdi bunu biz nasıl adlandıracağız? Grekçe sağdan sola doğru mu yazılıyor yoksa Grekçe yuvarlak döne döne mi yazılıyor?
Şimdi Hocam yani Grekçe'nin aslında soldan sağa, ilk önce soldan sağa yazılıyordu. Sonra sağdan sola yazıldı. En sonunda da baktılar ki bundan bir netleşemediler. Onun için o çift sürümü dedikleri işte soldan Evet, sağa çift sürüm. gidiyor. Oradan alttan geriye doğru sağdan sola gidiyor. Sonra soldan sağa bu şekilde bir süreç söz konusu. Şimdi siz çok uzun tutuyorsunuz. Çünkü sizin anlatacağınız görselleriniz var aslında. Onlara Çok geçmenizi fazla aslında isteyeceğim. burada oyalanmadan geçmemiz lazım. Evet, hemen şey yapan tarih Sümerlerle başlar derler. Aslında Sümerlerin o cuneiform dediğimiz çivi yazısında bir şey yok aslında göstergeyle, gösteren ile gönderge arasında bir nedenlilik ilişkisi yok. O ilginç geldi şimdi size anlatırken bana. Şimdi bana buradan siz bu Orta Doğu dillerindeki çok değişik şeyler, alfabeler var. Bunların daha atalarına kadar götürürsek çok değişik alfabeler var. Oralardaki şeylere bir bakar mısınız? Onlarda mesela bir resim yazı, piktogram mı, ideogram mı? Bunlarla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Şimdi doğrusu yani şimdiki bizim Semitik dillere baktığımızda Akaçya'dan sonra yani elbette ilk şekliyle giderek daha figüratif ve sembolik bir yapıya geçse de kelimenin bir harfin yine kendi şekil olan yönüne bir gönderge bir şekilde onunla ilgili bir benzerlik olduğu ile ilgili mesela söyleyebiliriz. B harfinin ev ile ilgili ya da eb ile ilgili, beyt ile ilgili özellikle şeye baktığımızda bu dil teorilerine baktığımızda tabi bu dil teorilerini ortaya atan ve bunlarla ilgili tartışmaları yürüten tartışmalarda bulunan kişiler bunlarla ilgili bir takım teoriler ortaya atıyor. Sadece Semitik diller değil, diğer Dravidyan diller gibi Hint Avrupa veya Altay dilleri, Ural Altay dilleri bunu ki harflerin şekil özelliklerinin bugünkü soyut hallerine bir şekilde benzerlik arz edip etmediği tartışmalı bir konudur hocam. Evet. Bu Semitik diller için bugün Arapçaya baktığımızda yani Arapçaya hani bugün kullanılan Semitik dillerden en çok kullanılanlardan bir tanesi Arapçadır veya hadi az bir şekilde kullanılan İbranice olduğunu biz şey yaparsak şimdi bu durumda İbranice'nin 22 alfabenin 22 harflerinin veya Arapçanın 28 harfinin tamamının şekilsel özelliklerini ilk doğuş hallerine götürmek biraz zordur bu anlamda. Ama soyut da olsa somut hallerini bir şekilde andıran yönleri vardır. Söz gelimi cim harfi veya gim harfi veya gomal harfi gamlo dediğimiz deve ile bir şekilde benzerlik arz edebilir. Bet harfi evle veya ev tarzı bugünkü belki ev tarzına uymaz ama ilkel dönemdeki ev tarzına uyar. Yine dediğimiz gibi olaf veya alef veya elif yine aynı şekilde öküzün yukarıda kalan boynuzu bir defa zaten şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman başlangıçtan beri şekil olarak diyelim ki hayvan türlerinin tamamının şekilleri baştan beri resim yazısı da olsa hani biz mağara şeylerini mağara yazılarını veya mağaradaki şekilleri eğer dışarıda tutacak olursak bir bütün hayvanlar için veya hayvan türleri için her biri için ayrı bir piktogram veya ideogram konulduğunu söylemek mümkün değil. Sümerce'de diyelim ki kuş türüne, ağaç türüne veya hayvan türlerine verilen temel bir takım simgeler var. O simge bütün böcekler için, bütün hayvanlar için geçerli. Veya tanrılar için verilen simge de aynı şekilde. Yani bütün hepsine ayrı ayrı bir resim veya bir resim yazısı düşünmek şey değil, çok da olanaklı değil. Yani Evet. kullanım açısından bugün için düşünmüyorum. Şimdi dünyada bir Fransızın çalışmasında görmüştüm. 11 değişik yazı tipinden işte söz ediyorlar. İşte çivi yazısı, cuneiform arkasından
ikonografik yazı, ideogram, logogram, işte logogram, silogram, hieroglif, ebced hesabı, evet. Silyaber, işte alfa silyaber, alfabe, evet. Hatta en sonunda braille ve stenografi ve evet. En sonunda da piktograma kadar gidiyor. Şimdi sizin uzmanlık olduğu alan olduğunuz Orta Doğu dillerindeki şeyler bir harf midir yoksa sözcük müdür? Bu konuda bize mesela görsellerle bir şeyler anlatabilir misiniz? Tabii görsel burada bu programda herhalde sunmak mümkün değil. Kaan Bey öyle söylemişti. Görsellerle burada siz eğer sunuma devam edersem bazı örnekler göstereceğim hocam. Buyurun o zaman. Sunumu evet. Slaytı açabiliriz. Oo hocam tersinden yazmışsınız. Dünyaya tersinden bakalım. Ne diyor burada? Semitik dillerde harflerin göstergesel değeri. Oo Mehmet Said Toprak ne kadar güzel. Türkiye evet. Gösterge bilim çevresi. Evet. Şimdi burada sizin belki alanınıza uygun bir şey. Burada gördüğünüz bir harf midir değil midir? Böyle bir soru sorabiliriz. Yani bunun harf olduğunu söyleyebilmek için önce bunun öğrenilmiş olması lazım veya bunun bir şekilden dönüştürülerek daha figüratif, daha sembolik bir hal aldığını söyleyebiliriz. Bu durumda bir harfin, bu arada sunum devam ediyor, bir harfin bugünkü halinden, bugünkü son artık bilgisayarda veya bizim el yazısı olarak yazdığımız hallerinin ilk şekilleriyle veya ilk resimlerle ne kadar bir bağlantı olduğunu söylemek çok da bu bağlantıyı kurmak bazen mümkün olmayabilir. Şimdi ben Tevrat'ın bir Tekvin suresi, Tekvin'in bir pasuyla başlayayım dillerle ilgili. Şimdi veyehi kol haaret safa ahad u dvarim ahadim. Bütün diller yeryüzünde bir tek dil ve konuşmalar birdi. Şimdi burada bir tek dilden bahsederken Sümer dilinde dil kelimesi eme idogramıyla gösteriliyor. Burada bizim dille dair söylediğimiz veya dile dair yapacağımız açıklamalar bugün için artık biz kuralları oturmuş bir yazıya veya belli bir sentaks söz dizimine oturmuş dilden bahsederek ilerliyoruz. Dolayısıyla bizim bugün elimizde kullandığımız harf sistemi değişik diğer dillerin kullanmış oldukları harfler aslında bir sözün veya bir sesin simge olarak karşılığının bir gösterge olarak ortaya çıktığı halidir. Harflerin tabii bir göstergesel değeri var mı? Bugünkü bizim Semitik dillerin göstergesel değeri üzerine konuşacağımız konu. Elbette ki bunların göstergesel değerleri ilk ortaya çıktıklarında vardır. Ve bu daha sonra diyelim ki Yahudiler indinde, Araplar indinde, Süryaniler indinde biraz sonra söz gelimi bazı örnekler üzerinden gideceğim. Bu ilk ortaya çıkma durumlarından ama bugün soyut kavramlar belki daha teolojik kavramlar veya daha mitolojik olarak bu somutun soyut olarak bugünkü haliyle karşımızda durduğunu görebiliriz. Ben bunu nereden hareketle söylüyorum? Bir defa Tevrat'ta, İncil'de veya elimizde Kur'an'da bulunan bu kutsal metinlerdeki bazı kelimelerin izini sürdüğümüzde bunları görmemiz mümkündür. Şimdi şunu biraz açmak gerekiyor. Harf veya hafır kelimesini. Şimdi biz konumuzun başlığı harflerin, Semitik dilde harflerin değeri olduğuna göre harf kelimesi kök olarak hefere ya da harafe veya hefere ikisinin arasında bir anlam ilişkisi var. Bir defa harf kelimesi Semitikler indinde veya Araplar indinde iki şey için kullanılıyor. Bir, kelimenin tasfifi yani bozulması için kullanılıyor.
bir de kelimenin içerisinde o kelimeyi oluşturan ses değerlerini veren bizim harf dediğimiz harfleri oluşturuyor. Şimdi bana göre harf kelimesinin kullanılmasının sebebi aslında ta Sümerlerde yazı alanında uzman olan kişileri Umanoları veya Dupsarları imliyor burada. Umano dediğimiz yani hirfe kelimesi aynı zamanda bir sanat anlamına geliyor. Sadece bir harf anlamına gelmiyor. Bugün Arapçada da kullanılan hirfe kelimesi bir anlamda aslında yazının nasıl icra edileceğiyle ilgili bir durumdur. Yani yazıyı bir sanatsal yapı olarak veya bir öğrenilen bir sanat olarak. Hocam hemen araya girerek acaba bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum derken bir sanat öğretenin mi anlamına geliyor acaba? Şimdi biraz tabii biz dilde artık alışılmış olan bir takım kavramlar veya o kavramlar bize artık yüklenilmiş bir şekilde biz onları anlamaya ve algılamaya çalıştığımız için o sadece bir harften ibaret olmayabilir. Yani o bir sanat da olabilir. Çünkü bana göre burada iki kelimenin metatezle yani orta harf ayn fiilinin yani ayn fiilleriyle sondaki lomat yani buradaki f ile riş, r ve f harflerinin yer değiştirme durumuna göre hefere kazmak demektir. Şimdi Arapçada eski zaman için kil tabletlere veya taşlara yazının kazıldığını veya kazındığını söylüyorsak bu durumda o kazınanın harf, o kazma sanatı, kazınanın ise hefere olması daha doğrudur. Şimdi bu durumda çünkü hefere kelimesi kazmak demektir. Harfe kelimesi ve hafara kelimesi arasında uzak bir iştikak olsa da burada ben eski Sümerce'ye giderek Sümerce'nin ilk yazı için kullandığı kelimeye giderek dup kelimesi yazı tablet anlamına geliyor. Sar ise veya şar ise daha sonra şarrum Akatça'daki şarrum ise bu yazı işini gerçekleştiren sanatçı ya da umandır. Şimdi bu durumda yazıdan bahsettiğimizde biz yazıyı oluşturan harfi ve o harfin bir yazman tarafından, bir yazıcı tarafından onun uygun bir maddeyle, uygun bir kazıcı bir şeyle yani bu kil tabletlerin kazınması için bir kamış kullanılması gerekiyor veya sert bir aletin kullanılması gerekiyor. Yani bunun çivi diye isimlendirilmesi, çivi yazısı diye isimlendirilmesi biraz da çok da bana göre yerinde bir şey değil. Yani burada o gün siz çivi yazısı olarak bahsettiğiniz şey aslında şekil olarak mevcut olan bir şeklin daha sonra yine şekline daha yakın ilk şekilden birazdan göstereceğim o harfleri. Şekilden daha çok resimden daha çok şekle ve daha figüratif ve sembolik bir dönüşüm geçirdikten sonra o duvara kazan kişi şekli nasıl sembolize bugün biz de yapmıyor muyuz? Bir kurumun adını bir sembole dönüştürdüğümüzde onun baş harflerini veya onu niteleyen bir takım şeyleri biz kavramları veya imgeleri kullanıyoruz. Bu durumda harfler de bir anlamda evet sanatı öğrenme olarak harf o sanatı öğren yani harfleri öğrenme bir sanat o harfleri bir yere yazmak ise onun kazınması anlamına geliyor. Dolayısıyla ben bugün şöyle bir teori olarak ortaya atıyorum. Harf ve hafr kelimesi aslında birbirinin yerine kullanabilir. Bugün biz hafır dediğimizde evet kazınan şeydir ama artık yazıyı biz tabletlere kazımadığımız için tuşlara bastığımız için biz ona yazı diyoruz. Şimdi bu Türkçede de bitik dediğimiz, bezik dediğimiz bu birini şekilden, resimden bahsederken bedik dediğimiz veya bitik dediğimiz bit kökünden geliyor. Şimdi bugün biz bitikten bahsettiğimizde kastettiğimiz şey bilgisayarda tuşlarla bastığımız yazı ise evet kavramsal olarak artık onu kastediyoruz.
durum bu harf kelimesinde de böyle bir şey arz ediyor. Şimdi Sümerce'den daha devam edelim. Sümerce'de T ya da et. Normalde sözlüklere baktığınızda T, Sümerce T ideogramı bir işaretten bahsediyor. Bugün tam da üzerinde durduğumuz, konuştuğumuz konu yani göstergesel değerine baktığımızda T ya da et, bu et okuyuşu bana aittir. Ama normalde sözlüklerde T olarak yazılıyor. Şimdi bunun T ya da et okunması, eb ya da b okunması ki Sümerce'de bunun örnekleri var. Ben bu örneklerden hareketle söylüyorum. T okunması daha sonra baktığımızda bu T ideogramı Süryanice'ye baktığımızda otutu o zaman bu kelimenin kökü Sümerce'deki et ya da ot baştaki bizim sesli harflere baktığımızda bu sesli harflerin kök olarak Sümerce'de tek heceden tek hecesini alıp bunu siz Semitik dillerden Süryanice'ye otutu şeklinde aldığınızda durumun aslında bir işaret olduğunu yani harfin aslında Sümerce'den de alarak et ideogramının Semitik dillere biraz sonra Arapçayı İbranice'yi de söyleyeceğim. Semitik bu şekilde geçtiğini söyleyebiliriz. Bakarsanız sözlüğe Süryanice sözlüklerde gelişmiş olan sözlüklerde harfi tanımlarken Hode otutu Olaf Hi itey şuroyo de kulheyn otvoto bütün harflerin başlangıcı olan bir işarettir. Olaf harfi. Şimdi bu Olaf harfi eğer bütün harflerin başlangıcı olan bir harf ise o zaman bunun bir işaret olması veya bir başlangıç olması gerekiyor. Şimdi bu durumda ot ile Süryanice'de ot ile Arapçadaki ayet kelimesi bakın Arapçada da biz ayet diyoruz. Ayeti ne için kullanıyoruz? Kur'an'daki herhangi bir surenin içerisindeki bir kelimeden mi bahsediyoruz? Bir cümleden mi bahsediyoruz? Yoksa bir işaretten mi bahsediyoruz? Burada ayet kelimesi ki Musa bağlamında Kur'an'da yine kullandığında ayet kelimesi bir işaret, bir mucize anlamına da gelebiliyor. Şimdi bu durumda ot kelimesi bir harf midir? Yoksa yani harf dediğimiz şey bir imge, bir işaret midir? Yoksa bir resmin yani bir piktogramın, resim yazısının bugün bize ne anlatmak istediğini yani neye gönderge yaptığını gösteren bir işaret midir? Dal mıdır? Delalet midir? Buna bizim yoğunlaşmamız gerekiyor. Şimdi Süryanice'de hemen yan tarafta ben tabii kelimelerin yanına yazdığım kalem kullanamadığım için çok fazla bu program üzerinde tasarruf yapamıyoruz anladığım kadarıyla. Ot yine bakın Türkçe'de eski Türkçe'de Göktürkçe'de ot kelimesi, ut kelimesi, ütü kelimesi bunlar ateşle ilişkili olan kelimelerdir. Eski insanların tabii antik dönemde insanların işaret verme veya bir işarete bir şeye dikkat çekmek için kullanmış oldukları öğelerden bir tanesi evet bir şekilde ya dumandır ya ateştir veya herhangi bir işarettir. Dolayısıyla biz bugünün yani modern insanın zihniyle harflerin neye gönderge yaptığını veya hangi simgeyi karşıladığını bugün biraz anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü oluşum süreciyle ilgili durum biraz farklıdır. Şimdi devam edecek olursak buradan mesela burada gidup yazdım. Gidup Sümerce'de gördüğümüz gibi burada gir ya da gi ya da gir şeklinde olan iki bir ideogramdan oluşan ses olarak da gi sesi altta hemen tuppu veya dub birincisi yazdığım büyük harflerle yazdığım Sümercelerdir. Sümerce olan kelimenin dubun Akatça'da tuppu şeklinde bugün kitap dediğimiz ya da kitab dediğimiz kelimeyle biz karşılıyorsak yani ketebe kelimesiyle, kitab kelimesiyle veya kotev kelimesiyle karşılıyorsak burada kelime kökünün Sümerce'de dub. Şimdi dubu dal harfini dediğim gibi şu anda elimde kalem kullanamıyorum. Dal harfini ve B harfini düşündüğümüzde
dal harfi aynı zamanda T olarak da okunabilir. Türkçedeki T veya Süryanice'deki Tav, Arapçadaki T harfi. B harfini görüyoruz. B, dup, bu tup şeklinde olmuş. Yine Akatça'da gördüğünüz şu Akatça'daki tup bu ise kökü olarak tuptur. Sümerce'deki dup kelimesinin aynısıdır. Sadece baştaki D harfi, Sümerce'deki dup, Akatça'da tup bu şeklinde. Çünkü Akatça'da kelimenin sonu tup u şeklinde bitiyor. Burada kelimenin kitap kelimesinin nasıl türettiğini veya eski Türkçedeki Göktürkçedeki bit kelimesiyle, şimdi eski Türkçede yine bit sonundaki yani tek heceden, Türkçede aslında tek heceden oluşuyor. Sondaki buradaki bit tersten okuduğunuzda dup veya but şeklinde okuyabilirsiniz burada. Dolayısıyla Sümerce'nin okunma kaidelerinin bugün bile tam olarak Sümerologlar arasında kesin bir hal almaması da bundan kaynaklanıyor. Neden? Çünkü Akatça veya Akatça bir tupşarın, bir yasmanın bunu Sümerce bir ideogramı yine kendi diline Akatça ve Akadize ederken, Akatçalaştırırken bunu hangi kurala göre, keyfi mi yoksa belli bir kurala göre mi yaptı? Bunda çok kesin bir şey yok. Her yazmanın, yazman dediğimiz yani yazıyı yazan kişinin, Dubsar'ın bir tasarrufu olduğunu görüyoruz. Peki bugün baştaki şeye bakacak olursak, ki veya ki, burada girmekle ilgili yazının, eğer yine Sümerce bu ideograma baktığınızda kazımak ve girmekle ilişkili olan bir şeydir. Çünkü yazı girilen veya kazılan bir duvara işlenen veya bir tablete işlenen, bir kil tablete işlenen bir simgedir. Bu simgeyi siz gitup dediğimizde yazıyı işlemek veya yazıyı bir duvara kazımak anlamında kullanıyoruz. Şimdi burada ben şöyle bir şey söylersem, Semitik dillerde Akatça'daki tup kelimesi, tup kök olarak dup, Sümerce'deki dup ile Akatça'daki tupu kelimesinin kökünün daha sonra Semitik diğer dillerde, yani diyelim ki eski Asurca'da, Orta Asurca'da, Yeni Asurca'da, Babilce'de, eski Babilce'de gelerek Habeşçe, Kenanca ve İbranca, Aramca, Süryanca'da nasıl şekil, nasıl kendi bu tek bir harfe, bazen birer tane harf veya birer hece eklenmek suretiyle asıl kökü Sümerce'de olan bu kelimenin nasıl kıtav kelimesine, yani yazmak veya kıtavo kelimesine, yazı anlamına dönüştüğünü anlamak çok fazla zor olmasa gerek. Bu anlamda yine en altta verdiğim kamış anlamına gelen, bugün modern Süryanice'de, Troya'da kullandığımız anyu veya bizim kalem dediğimiz kelime de kök olarak a veya di'dir. Burada benim büyük harflerle yazdığımız şey kamış ya da kanu. Bugünkü anladığımız anlamda kalem dediğimiz şey budur. Yani kalem bir kamıştır. Ve muhtemelen daha ucu keskin olan kargı gibi, ok gibi bir şeydir. Yani duvarı kazabilecek veya yumuşak kil tabletin içine girebilecek tarzda bir yapıdır. Şimdi devam edeceğim burada. Özetle burada şu sunumda şunu söylüyorum. Yani şu birinci Gidup sunumunda. Yani burada esas olan şey kelimenin köklerinin Sümerce'den Akatça, Akatça'dan diğer kendi ailesi olan diğer dillere öyle saf bir şekilde geçmiyor. Bugün tupbuya başına bir ketebe, k getirmek suretiyle kitap, kütübbu desem, burada siz dersiniz ki siz keyfi davranıyorsunuz dersiniz. Evet, yazmanlar da bazen keyfi olarak bir tane hece eklemek suretiyle Sümerce'deki bir kök kelimenin dönüşümünü sağlamışlardır. Ve bu neredeyse belki bir örnek göstereceğim. Çok fazla
sözlükten belki örnek veremeyeceğim ama bunun bir dönüşüm kuralını bazı kelimelerde bulmak mümkünken bazılarına bu dönüşüm kuralını hangi sesle karşılandığını veya karşıladığını yazmanın nasıl bir tasarrufta bulunduğunu kestirmek çok zor olabilir. Bunun hocam, için belki buyurun. Şimdi sizin çok fazla anlatacağınız var. Süremiz de bakın bir evet. saati bitti. Daha siz daha ikinci üçüncü slayttasınız sanıyorum. Şimdi burada ben bir şey soracağım. Şunu sorarak devam edeyim. Hemen siz devam edin. Şimdi Arapça'da ünlüler yok. İşte ketebe 3 ünsüz var. Buradan istediğiniz kadar sözcük üretebiliyorsunuz. Hatta acaba bu sözcüklerin istediğiniz Osmanlıca'da şu anda burada eski Türkçe bilen hocalarımız da izliyorlar. Biliyorum, görüyorum. Onlara da herkese hoş geldiniz diyorum. Bir kez daha. Şimdi Osmanlıca'da sıkıntı işte acaba bu A mıdır? O mudur? E mi evet. okunacak? A mı okunacak? Bir sıkıntı var. Çünkü oradaki ünlü olmamasından kaynaklanan... Bu nedir hocam? Aslında ben biraz bu hususta aslında detay vermemek için girmedim. Şunu sorayım. Şimdi... Özür dilerim. Siz devam edin sözünüze. Hemen şey yaparak. Ve böyle bir şey var. Yani Arapçada bir ünsüzlerle oluşan bir kökün üzerine dil gelişiyor. Aslında ünsüz peki bu var. Eski en hocam, eski dillerde Aramice'de, Sümerce'de bunlarda ünlü var mı? Ünlü var tabii ki hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arapçada bu Semitik dillerde diyelim. Semitik dillerde yani Arapça, İbranice, Süryanice vesaire. Bugün tabii Osmanlıca dediğimiz Osmanlıca bir dil değil. Osmanlı Türkçesidir. Sadece alfabesi Arapçadır. Bu anlamda bizim Semitik dillerde bizim matres leksiyonis dediğimiz ana okutma işaretleri yani alef, vav ve yud aslında alef dediğimiz şey a-e'dir. Türkçedeki bizim ünlü diye bahsettiğimiz. Vav dediğimiz şey u, o, Türkçedeki ö ve ü'dür. Yud dediğimiz şey ise i ve onun ara sesleridir. Şimdi dolayısıyla Arapçada veya Semitik dillerde ünlü yok demek çok doğru bir şey değil. Harekeler, bizim bugün hareke dediğimiz üzerinde belli bir takım işaretler olarak olan harekeler dilden çok sonra oluşmuştur. Yani bugün okunuşta diyelim ki ben Süryanice bir kelimeyi kitabı okurken Arapçada bunu kitap, Süryanice'de kutev veya kitap şeklinde okuduğumda burada sadece harekesiz olan bir harfin, bir kelimenin aksan olarak bugün Türkçe'de de biz Adana'da başka bir kelimeyi telaffuz ederken zaman zaman veya başına Anadolu'nun değişik yerlerinde farklı lehçelerde, farklı ağızlarda bazen başına bazen kelime ve ses de getirebiliyor. Ramazan derken İramazan deriz. Veya başka şekilde bazen Ç'yi S olarak deriz. Şimdi bu durumda bu ses değişikliklerinin ünlülerden kaynaklı olduğunu söylemek daha doğrudur. Yani buradaki ünlüler, Arapçada ünlü yok demek yanlıştır. Ünlü var, evet. Üç tane harf aynı zamanda üç tane ünlüdür. Ve sestir aynı zamanda. Yani Arapçadaki ünlüler harekeler olmasa belki Arapçanın irabı vardır. Onu yine okumak mümkündür. Yani onu o mu, eğer nesne ise e mi ya da ikilse eyn mi veya ani mi şeklinde okumak bu hareke olmadığında da eğer siz o dilin uzmanıysanız okumanız daha mümkündür ve daha kolaydır. Şimdi az önceki tabii ben detaya girmeyeceğim. Bu Türkçedeki yazı kelimeleri üzerine biti kelimesi veya bitik, bezik, biçik kelimeleri üzerine betik, bezik, bedik kelimeler üzerine durmak istemiyorum. Aslında buradaki Türkçedeki bit kelimesi de bir yazma kelimesidir. Sümerce'deki bit, tup, dup ile Türkçedeki bit tersten okuduğunuzda aynıdır. Yine dediğim gibi biçik kelimesi, bedik kelimesi, bezik kelimesi bizim bugün Türkçe'de çok fazla kullanmadığımız kelimelerdir. Ama bunların resim yerine, resim yazısı yerine veya süsleme yerine kullanıldığını biliyoruz. Şimdi burada ben şunu söyleyeyim. Tabii özür dilerim. Ben hemen araya bir şey daha söyleyeyim. Tabii siz biliyorsunuz onu da. Divan-ı Lügat-ı Türk'te mesela şey için betik ya da bitik dedikleri
Yani ettik, evet. Betik hocam. Şimdi Yazı. burada arada şeyler vardı. Yani Metin Türkçe anlamında anlamda betik kullanılıyor. O da demek ki bu ta buradan geliyor. Bitten bit hocam. geliyor. Çünkü bittir. Evet. Bad bit. Evet. Şimdi biz bugün Türkçe'de tabii bazı şeyler, sesler var. Onları çok fazla doğru bir şekilde ortaya koyamıyoruz. Bu anlamda ben Türkçe üzerine durmayacağım. Konumuz Semitik diller olduğu için bu konu burayı geçiyorum. Şimdi Evet. Grekçe'de gere yine hatırlarsanız ki vardı ve Sümerce'de ki, ki ve gi, gi veya ki veya gir sonuna bir re gelen hali de vardır varyasyonları içerisinde. Dolayısıyla bugün Grekçe'deki gramma veya grafa kelimesi, grafik kelimesi, gramer kelimesi bir yazı ile ilişkili olan bir durumdur. Bir delme veya girme, içeri işleme ile ilgili bir durumdur. Yazı, çizik kelimesi ki şöyle söyleyeyim. Bugün Dionysius Trax'a baktığımızda yine Dionysius Trax diyor ki alfadan omega'ya arasındaki 24 harf vardır. Harflerin çizgiler ve figürler vasıtasıyla şekil kazandığını söylüyor ve bunu da Homeros'tan esinlenerek söylüyor. Şimdi dolayısıyla burada Grekçe'deki gr kökü de sonuna gelen m takısı da esas olarak Sümerce'deki gi ya da ki veya gi re kelimesiyle ilişkili olan bir durumdur. Yine girtab lulu'ya girmeyeceğim. Aslında oradaki girtab lulu'nun başındaki ilk ideogram gir kelimesi ısırmak ve sokmakla ilgili bir durumdur. O yüzden girtab lulu akrep demektir. Bakın yani bu kelimelerin arasındaki hem semiosları hem semantiki hem de onlarla ilgili nerelere nasıl bir işaret delalet ettiklerini hakikaten etimolojiyle bazen etiyolojiyle bazen de mitolojiyle bağlantılı bir şekilde kurmak mümkündür. Hele bu şu anda üzerinde konuştuğumuz antik diller ise bu daha da belirgin bir hal alır. Şimdi Sümerce'deki sar kelimesi, sar da yazmak anlamına geliyor. Peki bu sar kelimesi Süryanca'ya veya diğer Semitik dillere veya Arapça'ya nasıl geçiyor? Bugün bizim Türkçe'de bile kullandığımız satır kelimesi, bakın satır kelimesi kullanıyoruz. Günlük dilde bana kaç satır yazı yazdın veya kaç satır mesaj yazdın dediğimizde kelime olarak bahsettiğimiz kelime Sümerce'deki sar kelimesidir. Sar sonuna bakın Sümerce şeklinden Süryanca'ya geçtiğinde sırat, sardır kök, semkat ve riştir. Sona gelen aynen kıtavdaki ke veya başa gelen bazen başa bazen de sona birer tane sesli sert bir harf getirilmek suretiyle kelimeler oluşturuyor. Demek istediğim şu ki yani biz kelimelerin etimolojisini incelerken kelimelerin köklerinin hangi hecelerden nasıl ve hangi harflerle yazmanlar tarafından dönüştürüldüğüne de bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu hususta ben sözlüklerin alfabetik olarak değil daha farklı bir şekilde dizilmesi veya sıralanmasını öneriyorum. Kendi yaptığım sözlükte öyle yapıyorum. Dolayısıyla buradaki semkat ve riş yani pa ve ayn fiilleri Sümerce'dekilerle yani se ve re ile aynıdır. Akatça'da bu şatar. Başa sarat veya satar veya Arapçadaki satır kelimesi, satar kelimesi. Bunlar bir çizgi anlamına geliyor, sar. Gelelim şimdi şeye burada dediğim gibi gramer dediğimiz şey, yazı dediğimiz şey eğer bahsettiğimiz bu bir artık gramer ise bizim gramer oluştuktan sonra söz diziminden veya kelimelerin önce özne, nesne yüklem mi yoksa nesne yüklem özne mi bu şekildeki bir diziliş aslında bugün bizim modern dil biliminin yapmış olduğu bir tasniftir. Buna ben girmeyeceğim, o ayrı bir sentaks konusuyla ilgilidir. Şimdi burada yine mesela bizim modern dilde İngilizce'de veya diğer Frizanca veya Latin dillerinde Roman Latin dillerinde kullandığımız CR kökü scribe, describe, drop kelimesi CR bütün İngilizce'deki veya Latin dillerindeki C
harflerinin biz başta C, G veya K olarak okunabildiğini biz biliyoruz. Dolayısıyla buradaki scribe kelimesi veya describe kelimesi bir şekilde girmek ve o yazıyla ilişkili olan bir durumdur. Zaten biz scriber dediğimizde yazman diyoruz. Latince'de de scriba'dır mesela. Yine bu C, K olarak okunuyor. Çivici yani yazıcı demek, delici demek aslında. Evet. Dolayısıyla yazı sabitleyici olan bir şeydir. Ben girmeyeceğim. Bu da çok da önemli bir konu aslında. Girmeyeceğim. Yine burada biliyorsunuz ses midir, yazı mıdır? Ses hakikaten dil. Biz dili doğal olarak çocukken öğreniyoruz veya verili midir? Bu da yine hem Herodot'tan aldığım alıntı hem de diğer kutsal kitapların anlatısına göre mesela Yahudiler Babil'de konuşulan ve bütün insanların konuştuğu tek dilin İbranice olduğunu söyler. Araplar Arapça olduğunu söyler. Cennet dilinin Arapça olduğunu söyler. Süryaniler Süryanice olduğunu söyler. Vesaire vesaire. Burada Fransızlar yılanın Fransızca konuştuğunu, Hollandalıların cennette Hollandaca aynen öyle. Şimdi konuştuğunu söyler. Yani bu ırkçı bir yaklaşımdır. Yani ırkçı birazcık bir daha mitolojik, birazcık daha kültürel, işte kendi kültürel değerlerini arttırmak şimdi, için. Farabi şunu söyler. Farabi dilin uzlaşımsal ve uylaşımsal olduğunu söyler. Bugün ben bir tahtadan 4 tane ayak oluştururum, üzerine bir şey koyarım, buna masa derim. Diğeri table der. Diğeri başka bir şey der. Kos der. Kis der. Şimdi burada ben sesleri nesnelere yüklediğimde o seslerin ilk defa onu nasıl kullanan bir kişi, onu ilk defa bugün televizyon kelimesini, diyelim ki modern kelimelerin nasıl oluştuğunu bakarsak, geçmişteki antik kelimelerin de nasıl oluşmuş olabileceği hakkında bir şey söyleyebiliriz. Yoksa gökten zembille veya Tanrı'nın insanlara işte وَعَلَّمَ آدَمَا اَسْمَاءَ كُلَّهَا bütün isimleri veya işaretleri öğretti, insan da dilli konuşmaya başladı demek de çok dil bilime uygun bir şey değil. Şimdi devam edeceğim. Evet. Şimdi TikTok'la çok özür dilerim Mehmet hocam. Yani aslında sizinle ben bir saatlik değil de bir herhalde bir günlük falan söyleşi yapmam lazım. Çünkü benim de çok sizin bu konularda söyleyecek bir sürü şeylerim var ama ben konuşursam sizin biliyorum ben çok fazla şeyiniz var, slaytınız var. Onlara hiç yetişemeyeceğiz. Hocam hızlı hızlı gideceğim ben. O yüzden hiç yetişemeyeceğim. O zaman ben müdahale etmeyeyim. Yani şimdi şeyi düşünüyorum ben. Gerçekten bu bir dilin değişik alfabelerle anlatılabileceğini bir kere Talat Tekin söylüyordu. 28 evet. Türkçe 28 farklı alfabe kullanılmış Türkçeyi anlatmak tabii için. İşte Ermeni alfabesinden tutun da Kıpçak alfabesine, işte Arapçayı, Çince, Rusça, Latince hepsi olmuş Göktürkçe şey olarak. Evet, neyse hocam ben şimdi fazla girmeyeyim çünkü sizin şeyinize müdahale etmeyeyim. Piktogram dediğimiz, ideogram dediğimiz, petroglif dediğimiz, hieroglif dediğimiz, bunlar silogram, silabogram olabilir, fonogram olur veya logogram olur. Bunların neyi belgülediği, neyi işaret ettiği bir yana bırakılırsa bizim bediz, bezit, betik, daha sonra figüratif bir hal alarak soyutlaşmış belli bir etöze. Burada benim etözü özellikle kullanıyorum. Kelime de beden kazanıyor. Kelime de bir bedene bürünüyor. Kelimenin bedene bürünmesi demek belli bir harfle simgeleşmesi veya simge kazanması demektir. Dolayısıyla bitik ya da bidik evrildiğinde bunun bir göstergesel bir değeri var mı, taşıyor mu tartışması aslında bizim belki bugünkü sunumumuzun temel şeyidir. Evet, devam edeceğim. Ses imgesi Farabi'nin olarak sözü, Farabi'nin sözünü bana kaynakça verebilir misiniz? Çünkü söylediğim hocam, şey oraya geliyorum. Hızlıca oraya doğru gideceğim. Saussure'ün görüşü tamamıyla o. Hocam, Saussure'den çok önce söylemiş oluyor bunu hocam, o zaman. Hocam, Saussure'den yaklaşık 1000 küsur yıl önce söylemiş. Yani işte Farabi bu açıdan çok önemli bir şey. Buyurun efendim, devam edin. Evet. Şimdi ses imgesi olarak harfe baktığımızda soyut göstergeler dizgesi. Ben hızlıca geçeceğim. Çünkü söyleyeceğim çok şey var burada. Harflerin bir arada oluşturduğu yapı ses bünyesine ait imgedir. Bedenleşmiş ses bünyesi gösterge olarak resimden soyutlanmış bir işaretler dizgesidir. Bu işaretler gösterilen ve göstereni bir arada zihni varlık olarak kavratan kurgudur. Bu bizim kurgumuzdur. Dolayısıyla İngilizce, Frizanca, Germanca veya Latince veya diğer Grekçe bu dillerin tamamındaki bizim işaretleri gösterilen veya göstereni bir arada
zihnimizde hangi kavramla anlamlama yaptığımızı veya kavramla biz kurguladığımızı bizim insanın kendisinin oluşturmuş olduğu bir uzlaşıyla ortaya koyduğu bir şeydir. Bugün harflerden bahsedecek olursak. Bu kurguların bağlantısal şekil değerleri anlamlama ile bağlantılı zihinsel bir süreçtir. Şimdi ben bugün size Akkadça bazı harfleri, bazı ideogramları veya pitogramları yazsam, göstersem, bana bunu sesletin desem sesletemeyeceksiniz veya neye denk geldiğini, hangi nesneye karşılık geldiğini gösteremeyeceksiniz. Eğer biz gösteren olarak harflerden bahsedecek olursak, gösteren olanın ilk resim halinde bunun işaret edilmeden evvel işitsel olması olağandır. Yani dil yazıyla aynı işitsel olanın ifadesidir. İşitsel olanın ifadesi ise her toplumda farklı olabilir. Bir Alman başka bir şekilde onu isimlendirir ama bahsettiği kavram aynı kavramdır. Şimdi gösterilen olarak harfler dediğimizde gösterilen olarak harfler kendisine işaret edilen olarak zihinde oluşan kavramın et özüdür. Yani kavramın bedenleşmiş halidir, beden bulmuş halidir. Ki bu et öz işaret edileni kavranabilen ve onu kavranabilir kılan öğedir. Şimdi gösteren, gösterilen eşittir gösterge. Burada gösterilen olarak harflerin hem görsel resim olarak hem de işitsel değeri olduğu gibi zihinde her ikisine karşılık gelen zihni bir varlık da söz konusudur. Bu zihinsel veya zihinde var kılma yani et özleme soyut olanı somuta bedenleme sürecidir. Şimdi Farablı Türk Uzlukoğlu Tarkanoğlu Muhammed Araplar buna Farabi der. Biz de Türkçe'de Farabi deriz. Bu Farabi kimdir diye düşünürüz. Batı'da bunu Al-Farabus derler. Şimdi Al-Farabi'ye baktığımızda ya Farabi çok önceden bu işaret edilen, gösteren, lafız, ses, söylenen, sesin harf ve resim olarak karşılık gelme durumlarını Kitab-ül Huruf dediğimiz yani harfler kitabı dediğimiz kitabında ben hepsini tercüme etmeyeceğim. Sadece gerekli olan kısmı tercüme ederek geçeceğim. Burada diyor ki evet şurada şu cümleyi sadece önemli olduğu için konumuzla ilişkili olduğu için tercüme edeceğim. فَاِنَّ الرَّسْمَ اَيْدًا هُوَ قَوْلٌ مَا Burada insanın zihninde yani عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْكُوزِ فِي النَّفْسِ insanın zihninde temerküz eden, oluşan veya merkezi olarak oluşan o söz, söz bir sestir. Ve قَدْ يُعْنَ بِهِ مَحْدُودًا kendisiyle tanımlı olan veya tanımlanan, belirlenen, sınırlanan bir şey kastediliyor. فَاِنَّ الْحَدَّ bu tanım huwa kavlun ma. Bu da bir sözdür. Herhangi bir sözdür. Fakat yu'na bihi mersumen. Burada o sözden tanımlanan ve belli bir söz dizgesi olarak bizim bahsettiğimiz şey de fakat yu'na bihi onunla şu kastedilir. Mersumen resm edilmiş olan kastedilir. Fe inner resme resim de yani imge de imge imaj eyden huwa kavlun ma. Resim de aynı zamanda bir sözdür. Dolayısıyla burada bizim Saussure'un efendim dediği, Pearson dediği şey de aslında bir anlamda bunu gösteriyor. Bunu ben dikkatlerinize çekmek için sadece bu cümlesini tercüme ettim. Aslında bahsedilen şey mesela diyor ki لِيَنَّ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهَا اِجْتَمَعَ فِيهِ اَنْ كَانَ مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِلَفْسٍ وَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى شَيْءٍ مَا مُشَارٌ لَيْهِ مَحْسُوسٌ Duyumlanan bir şeyin kendisine işaret edilen bir şeye atfedilen veya hamledilen şeydir. وَكَانَ أَوَّلُ مَعْقُولٌ يَحْسُلُ اِنَّمَا يَحْسُلُ مَعْقُولَ مَحْسُوسٍ وَاِنْ كَانَتْ تُوْجَدُ مَعْقُولَاتْ حَاسِلَ لَا مَحْسُوسَاتْ Şimdi duyulur olan, bilinen, görülen, şimdi burada o kadar şey ki sadece belki bu cümle üzerine bir, yani sadece bunun bu paragrafı üzerine çok şey söylemek mümkün ama burada ben sadece harfin veya sözün, söz dediğimiz şeyin insanın zihninde bir varlığa, tanımlanmış bir varlığa karışlık gelmesi veya belli bir tanımı oluşturması aslında aynı zamanda sizin zihninizde bir resim, bir işaret veya bir simge olarak da bunun karşılık bulabilir. Ben size kapıya girerken bir markete girdiğinizde bir köpek üzerine bir çarpı işareti gördüğünüzde köpekle içeri girilmez diye bir cümledir bu. İlle de bunun uzun bir şekilde köpekle dükkana girmeyiniz veya
alışveriş merkezine girmeyin demek yerine köpek üzerine bir çizgi çekip, bir çarpı işareti çekip köpeğin oraya girmesinin, köpekle girmenin yasak olduğunu imlemesi bir resim olarak bizim zihnimizde bu cümleyi, yani bu sözü akla getirir. Uzun girmeyeceğim detaylara. Şimdi bakalım Sümerce'de bu Sümerce'de ilk, bana göre solda, size göre sağda olan ilk şeye baktığımızda ilk imgenin, buradaki resmin bir gözü işaret ettiğini. Yine Sümer, Mısır dilindekine bakın. Şu Sümerce'deki, bu da Mısır dilinde. Bu Sümerce'deki bu harfin karşılığının biz bugün göz olarak veya bunun ağaçlar olarak, bunun dağ olarak, bunun ateş olarak, bunun ise bir kişi olarak olmasını, evet bakın, oturan bir kişiyi gösteriyor. Şimdi burada açıp Sümerce, şuradan Mısırca'ya baktığımızda Mısırca'da yine bakıyorsunuz şu akan dereyi gösteriyor. Belki Nil'i niteliyor, şu gözü niteliyor, şu dağı niteliyor, bu ateşi niteliyor, bu kişiyi, erkeği, bu da kadını. Bakın buradan baktığınızda Sümerlerin bir erkeği kel olarak nitelemesi, o dönemde insanların, daha doğrusu Sümerlerin kadınlarının sadece saç uzattığını, din adamlarının veya diğer normal insanların saçının kazıttığını, bugün Sümerlerde olsaydı veya Keltlerde olsaydı erkek uzun saçlı olacaktı. Şimdi bunu bir imgeye, yani bir resme karşılık olarak getirdiğimizde bunun kültürel kodlarının da bir arada düşünülerek söylenmesi gerekiyor. Bu resimden daha soyut bir hale geçtiğinde bunu da gözden kaçırmamak gerekir. Bakın burada şeye baktığımızda bunun karşılıklarını ben biraz hızlı geçeceğim. Ben bunu şimdi iyice soyut hale getirdim. Bugün bir tarafta İbranice var, şu tarafta İbranice var, bu tarafta Süryanice var. Bahsettiğim şeyler aynı. Ayn, aynu, atsim, ağaçlar, bu mayo, su, harim, dağlar, arim, şehirler, eş, ateş, nuru, ateş veya iş, kişi, gabro, kişi. Şimdi bugün biz bunların bu şekildeki hallerinden, az önce Sümerce'deki ilk hal, yani Proto Sümerce veya Sümerce öncesi nasıl şekillendiğini biz bugünkü hallerinden, bu harflerin bu şekilden çıkarmamız çok soyut olduğu için ve çok simgeselleştiği için simgeyle o imaj arasındaki ilişkiyi kurmamız bugün bu harflerden biraz zor. Hocam ya, özür dilerim, o İbranice ile peki onu Arapça arasında bir benzerlik, ses benzerliği var mı? Evet, Arapçalarını da söyleyeyim. Burada geliyor aslında, ben şurada da Arapçalarını yazdım hocam. Sizin soracağınızı bilerek. Şimdi Aino, Eşşar, Cibal, Şu'le, Racül. Şimdi evet, bazı kelimeler birbirine uyuyor. Ayn kelimesi, Eşşar kelimesi Sümerce'ki Geç kelimesine daha çok uyuyor. Bakın Arapçadaki bir kelime İbranice'de veya ats kelimesi diyelim ki, ats İbranice'de ağaç veya atsim ağaçlar, Süryanice'deki ilon ya da iloni kelimesi tamamen bakın birbirinden farklı. Yani aynı dil ailesi olmasına rağmen birisi Arapça, Sümerce'ye daha yakın iken, bakın Semitik bir dil olduğu halde, efendim diğer Semitik dillerden İbranice ve Aramice veya Habeşçe buna daha uzak oluyor. Cibal kelimesi, gıbal kelimesi. Şimdi arada ilişkiler var ama şimdi şu'lu ile nuru arasında veya Arapçadaki bu bazı kelimelerin, evet birbirine yakın veya birbirine yakın ateşin bir türüdür şu'lede. Ama ateş dediğimizde Arapçada biz nar deriz. Burada tabii yine ses olarak fonetik değişimle, diyelim ki nuru Süryanice'de ışık iken nuru ateş oluyor. Şimdi burada biz neye göre şey yapacağız? Bu da dediğim gibi zamanla oluşan bir şey. Ben hep bütün tablonun bir arada olduğu bir şey göstereceğim. Burada tabloyu bir arada bütün olarak gördüğümüzde bakın, Sümerce'den Mısırca, Mısırca'dan İbranice'ye, sırasıyla Süryanice, Arapça ve Akatça'ya baktığımızda bakın burada tamamen bir soyutlaşma söz konusu. Şimdi biz burada
harfin bugün harf olarak isimlendirilmiş olduğumuz, aslında hafr olarak bildiğimiz, yani bir sanatın duvara kazınması olarak harfler veya Sümerce'deki gi veya gir, gir, dub veya bizim Grekçe'de dediğimiz gramma ya da grafa dediğimiz şey, grafo dediğimiz şey ise tamamen yazının kazınma veya yazının hangi alete veya hangi nesne üzerine işlendiğine bağlı bir durumdur. Şimdi o dediğim Akatça sözlükte kısaca baktığımızda, bakın Sümerce'de bir ideogramın, piktogramın kol kelimesi, bakın bunların hepsi aynı, kol anlamına geliyor, a. Ama biz a ile agı yan yana getirdiğimizde, evet, kol ile buyruk, buyruk vermek anlamında kullanıyoruz. Çünkü kol ya da el gücü temsil ediyor. Burada siz Sümerce'de şu imgeyi gördüğünüzde, a dup dediğimizde dup kelimesiyle, a e dediğimizde bir anlamda, a'ya baktığımızda tabii bunları biz bir araya getirdiğimizde, iki simgeyi, iki piktogramı bir araya getirdiğimizde anlamların, iki tane kelimenin, farklı kelimenin, iki piktogramın bir araya geldiğinde manası değişiyor. Şimdi dolayısıyla dil uzlaşıyla veya uylaşımla veya bir arada bunu artık bundan sonra, yani Yahudilerin dediği gibi kaha böyledir dememiz için, bir nesneye, biz bir kendi aramızda bir adada üç kişi yaşıyorsak, ağaca taş dersek orada ağaç taş olur. Yani biz taş dediğimizde kastettiğimiz şey ağaç olabilir. Çünkü üçümüz o ağacın taş olması üzerine isim olarak ona taş ismini veririz. Çünkü bakın Arapçadaki isim kelimesi, İbranice'deki şem kelimesi ve şmo kelimesi, Süryanice'deki şmo kelimesi, Akatça'daki simto kelimesi, tamamının kökü sim veya seme dediğimiz, Fransızca'daki seme veya semeo dediğimiz şey, tamamı bir şeye işaret ediyor. Bir gösterge, bir işaret. Şimdi isim bir işarettir ve isim nesnenin üzerine konan bir şeydir, bir adlandırmadır. Nesneyi gösteren şeydir. Neyse, burada bakın, dolayısıyla ben burada bu bir elif değildir, Olaf değildir dediğimde kastettiğim şey odur. Bugün ben buna Olaf değil, Bet derim. Ben uzlaşıyla bunu daha önce bir şekilden yapmıştım ama şu an o resim olan halinden uzak olduğu için dün gece bunu çizdim. Böyle bir şey için çizdim. Meşhur bu bir pipo değildir, ona bir nazire olsun diye yaptım. Şimdi bu bir pipo değildir, bu bir Olaf değildir desem, evet, ben öyle algılıyorum, öyle değildir. Ama siz eğer bunun üzerine uzlaşı yaparsanız veya bunun zeyn harfi olduğunu söylersek, bundan sonra biz bunu z olarak telaffuz ederiz. Şimdi dolayısıyla gelelim şeye, biraz daha teolinguistik bir şeye gelecek olursak, konu çok uzun. Hazreti İsa'ya atfedilen, Hazreti İsa'nın söylediği bir cümle: Eno Olaf veno tav kadmoyo vahroyo şuroyo ve şulomu. İsa, ben Olaf'ım ve ben Tav'ım. Yani ben A'yım, ben Z'yim. Grekçe söyleyecek olursak, ego eimaito alfa kaito omega. Burada Hazreti İsa, ben Elif'im, ben Arapça söylersek ben Y'yim veya İbranice söylersek ben Tav'ım veya Süryanice söylersek Tav'ım. Burada neyi kastediyor? Yani ben her şeyim mi demek istiyor veya ben hiçbir şey miyim? Her şeyin başı mıyım? Her şeyin başlangıcı mıyım? Her şeyin tamamlayıcısı mıyım? Bakın alttaki cümleler bunu söylüyor. Şimdi burada İsa'nın Olaf'ı ve Alfa ve Omega'yı veya İbranice'deki Alef ve Tav'ı veya Süryanice'deki Olaf ve Tav'ı kullanması, bu bir şekilde kullanması bize gösterge olarak ne söylüyor? Yani ben hem Elif'im hem Tay'ım, yani A'yım ve Z'yim, Türkçe söyleyecek olursam. A'den Z'ye her ne varsa benim. Yani burada ne anlarız? Şimdi gelelim, neden Olaf?
Neden Alef? Çünkü bütün hem Mısır'da hem Mezopotamya'da bütün Anadolu'da da aynı şekilde Anadolu'da da yani Anadolu dediğimiz şey bu bölge Mezopotamya ve yakın doğuda bütün gücü temsil eden kelimenin karşılığı öküz dediğimiz Alpu kelimesini karşılıyor. Bakın Sümerce'deki gu ya da gut kelimesi, Türkçe'deki ud kelimesi, burada Alpu dediğimiz öküz kelimesi, Alfu ya da Alef dediğimiz, siz başladınız ya harfler öküzün boynuzu. Şimdi öküzle ilgili o kadar çok şey var ki mesela Mısır'da hem, Mısır'daki hem sembolü öküzdür. Birazdan göstereceğim. Yani bütün krallar, tanrılar, tanrıçalar inektir. Bakın burada neden inek imgesini veya öküz imgesini kullanıyor? Aslında burada Enu Olaf veya Enu Tav, Tavru kelimesi yine aynı şekilde öküz anlamına geliyor. Ben birazdan bunlara biraz daha açacağım. Şimdi geldik buraya, burada idi kelimesi veya udu kelimesi veya ud kelimesi, Türkçedeki idi kelimesi, ata kelimesi, ece kelimesi Moğolca'daki ece kelimesi. Yani bunlar tamamı idi kelimesi tanrı anlamına geliyor. İdi Türkçe'de, eski Türkçe'de şimdi desem ki ben ece ya da idi dediğimde tanrı kastediyorum. Tanrı bugün evet dingir kelimesi, tangri kelimesi kullanıyoruz. Burada kastedilen şey imge olarak idi ya da udu ya da gudu ya da alpuyu, Akatça'daki alpuyu veya daha sonra yine bakın çok ilginç bir şey. Hazreti Yusuf için Tevrat'ta genç boğa olarak bahsediliyor. Genç boğa, genç öküz olarak kastediliyor. Yakup ise Yakup'un Tevrat'ta tesniyede sıfatı öküzün Yakup'u. Öküzün Yakup'u geçiyor. Bakın öküzün Yakup'u. Yani Yakup öküze ait. Oradaki öküz kelimesi bahsedilen şey Elohim'dir, Tanrı'dır. Ve bu Tevrat'ta geçiyor. Ama İngilizce çevirilerinde tamamında bu yanlış çevriliyor. Veya yanlış demeyelim. Şimdi orada Tanrı'ya öküz demek Tanrı'yla, Elohim'le Baal arasında veya Baha, Sümer'deki Baha, Bahus dediğimiz Tanrı arasında ilişki kurmak olacak. Dolayısıyla burada çeviri yaparken traditere mütercimler tasarruflarını hem ihanetle hem de bazen teolojilerini daha farklı anlatmakla da şey yaparlar. Uzatmayacağım. Şimdi burada gördüğünüz şekilde yine Alpo kelimesi ilk harfin yani Alef harfinin bu şekilden bugün kullandığımız A alfabenin birinci harfi olan A'ya Latin dillerinden, Fenike dilinden nasıl dönüştüğünü bugün İbranice'de el yazısında kullandığımız A'nın ve hareke olarak Süryanice'de A harekesini, futuhu harekesini veya Arapça'daki çeker olan bir üstün harekesini neden A diye söylediğimizin de biraz etiyolojik kazısını yapmış oluyoruz. Şimdi burada eski Mısır'daki hem burada şu simge buka yani K dediğimiz veya buka dediğimiz Grekçe buhus olarak geçen aslında bahsettiği şey öküz ve boğadır hem. Hem'in sembolüdür ve tanrıdır hem. En büyük Mısır'ın en büyük tanrısıdır. Hem. Hemitler. Mısırların adı da Hemit'tir. Çünkü hem tanrısına atıfla. Dolayısıyla burada öküz dediğimizde yani Alpu dediğimizde biraz daha anlaşılır hale geliyor. Yine Tel Aşari'de, Beytsayda'da ve Gaziantep'te sırasıyla bakın gördüğümüz imgelere bakın bunlar tanrı imgeleridir. Ve yapılan sembollere bakın. Semboller tamamen öküz başı. Ve binlerce var. Ben
size herhangi bir Urfa'daki, Antep'teki veya Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni gezin, göreceğiniz en fazla figür, heykel, öküz heykelidir. En fazla göreceğiniz. Boynuzlu heykellerdir. Gidin bakın. Tamamen tanrı heykelleridir. Şimdi burada Enu Alef ve Enu Tav dediği şey Alfa ve Omega. Burada değişik figürleri görüyorsunuz. Bakın bu şekilde ben bazı örnekleri gösterdim. Olaf yine burada. Leksikolojilerde, yani Süryanice leksikolojilerde alanımız olduğu için biraz buna torpil geçmemiz gerekiyor. Rişo Aloya Dolaf, en yüce baş veya başta olan en yüce harftir. Soyar Laloho Abu, baba olan Allah'ı niteler. Bakın, soyar tasvir etmek, şekil olarak tasvir etmek demektir. Bakın, soyar suret kelimesinin köküdür, üçlü köküdür. Sen, Sode, Olaf ve Riş. Bizim suret dediğimiz şeydir. İtau ma'mri başmayu eloi, en yüksek göklerde yer edinen baba, Allah'ın, Allah'ı tasvir eder. Olaf bunu tasvir ediyor. Ve dikkat ederseniz bütün Semitik dillerden, yani hatta Sümerce'de Anu Antu'dan tutun, enden tamamının ilk harfleri Olaf ile başlıyor. Dolayısıyla bu bir tesadüf değil. El, il, aloha, alaha, elohim, ilah, illatu, aliyetu vesaire vesaire, bunların tamamının kökü dediğim gibi bu Yakın Doğu, Orta Doğu ve Mezopotamya dediğimiz, hatta Mısır'dakilerle ilişkilidir. Bugün biz o Tevrat'ı Mısır kültüründen bağımsız okuyamayız. Kur'an'ı Mısır kültüründen bağımsız okuyamayız. İncil'i Yahudilerden veya Yahudi kültüründen veya Yahudi kültüründen, mitolojisinden bağımsız okuyamayız. Okursak zaten sadece literal bir anlamı yapmış oluruz. Rişo tahtoyo dolaf. Alt düzeyde, altta olan baş olaf. Bu da soyar labro danhet laro velbeş pagro dnuşutu vitav alohu. İkinci altta olan olaf ise oğul olan ve yeryüzüne beden giyip insan suretinde gözünü gözüken Allah oğul, Allah'a, Allah'a işaret eder. Bakın, soyar labro danhet. Mitolojiye bakın isterseniz. İsterseniz Grek mitolojisine, Yakın Doğu mitolojisine, hangi mitolojiye bakarsanız bakın, tanrılar yeryüzüne bedenleri insan suretinde gözüküp tanrı diye hüküm sürerler. Dolayısıyla bu anlamda ikinci düzeyde Olaf, bro olan, oğul olan, yeryüzüne inip beden giyen, bakın libaş pagro, beden giyen. Şimdi hocam demişti ki bu harflerin göstergesel değeri nedir? Evet, işte bakın, Süryanice'de, Süryani dilinde harflerin göstergesel değeri son derece önemli. Yine Rişo Mesoyo Dolaf, orta olan baştaki olaf. Soyar Ruhu Kadişo Dinufak Men Abu Dinuset Men Bro Vitav Alohu. Yine buradaki ortada olan olaf ise kutsal ruhu, babadan çıkan, babadan doğan ve oğullan noseb men bro, bro'dan yerleşen ve Allah olan bro'da yerleşen kutsal ruhu niteler, soyar, tasvir eder. Ve tulotayhum bahdu usya, bu üçü bir arada, usya öz, Obahat kıyonu doğa, bişultonu idare, kontrol ve ma'budunutu ve ibadeti, tapınmayı temsil eder. Hodi otutu olaf hi ite şuroyo dikulhen otutu. Evet, buradan da anlıyoruz ki olaf harfler içerisinde, yani işaret olarak, bakın ot, Sümerce'deki et, belki Türkçedeki od, ateş anlamındaki. Tamamı burada bütün harflerin
başlangıcı olarak velayet kudumey ututu hritu. Onun öncesinde herhangi bir harf yok. Valey metpanyon otvoto dışarko. Diğer bütün harfler onun üzerine bina edilir. Evet, Olaf böyle bir harf. Adnah melto mutumoyo men abo mutumoyo ve tezi badmuto noşuyto. Yine az önce söylediğim gibi sonsuz olan, mutlak olan kelime Tanrı olan baba ve mutlak olan babadan çıkıp insan suretinde veya dmut şeklinde gözüküyor. Yani onun suretinde gözüküyor. Burada kırmızı olarak işaret ettiğim şey itav semho. Semho işaret demektir. İşaret eden demektir. Mutumoyo da bu. Babaya işaret eden mutlak bir işaret. Ve al kul disumah ve metheze bisurut bisurte ve dumute. Hem onun suretinde hem de onun misli veya benzerinde şeklinde. Dolayısıyla İslam kültüründe mesela inna Allaha halaka Adama ala suretihi, Tanrı Adem'i yani insanı kendi suretinde yarattı şeklinde hadis kitaplarında geçen bu söz de biraz bunlarla ilişkili bir sözdür. Müslümanlar bunu kullanıyor. Yine bakın tub etkili ruhu kadişu badmut yavnu al, bakın al yurdnun nahru düşümloy flüto yuto kadişto. Kutsal teslisi tamamlamak üzere Ürdün nehrinin üzerine kutsal ruh bir güvercin olarak beliriyor. Etkili kelimesi. Yoto, ruho, melto, abo, ruhu sırasıyla birbirini imliyor. Bro, abo. Burada biat kolo, kolo ile kastedilen yani ses ile kastedilen ve bro, biat geçto, ruhu, biat hzato. Bakın his, duygu, ruh, ses. Bunlar yine bakın teolojik kavramlar ama biz bunları okurken göstergesel olarak neyi imlediğini veya neye işaret ettiğini de zihnimizde aslında yine soyut kavramı, soyut kavramlarla daha çok belki geriye götürecek olursak bunların mitolojide, mitolojinin başlangıcında Nietzsche'nin dediği gibi mitolojileri bugün anladığımız tarzıyla daha gerçek hallerine döndürerek belki daha anlamlı hale getirebiliriz. Şimdi burada ben bir tablo çizdim. Dün çizdiğim bir tablo. Hazreti İsa'nın İncil'lerde geçen birincisi, burada ne görüyorsunuz? Bir kapı görüyorsunuz. Enono tar'u. Ben bir kapıyım. Enono nuhru. Ben ışığım. Enono lahmu. Ben ekmeğim. Enono ru'yu. Ben çobanım. Honu itav pagr. İşte benim ekmeği gösteriyorum ve bu benim bedenimdir diyorum. Enono urhu, ben yolum. Enono gfeto, ben üzüm asmasıyım. Şimdi burada ben bunları cümle olarak sarf ettiğimde, evet ben bir kapı mıyım? Bana baktığınızda kapı mı göreceksiniz? Bana baktığınızda efendim üzüm asması mı göreceksiniz? Bana baktığınızda yol mu göreceksiniz? Hayır. O kavramın söyleyeninin neyi kastettiğini sizin neye işaret etti, neye gönderge yaptığını, olduğunu şey yapmanız lazım. Ben burada tek başına bu cümleleri İncil'lerden seçip karşısına da resimlerini koyduğumda, fotoğraflarını koyduğumda siz enonun nuru, evet ben bir ışığım, basın ışığa ben yanayım, ben ekmeğim, buyurun kesin yiyin. Bunu mu anlayacak? Anlayacağız. Hayır. Burada kastedilen şey biraz daha farklı. Şimdi İslam yazı resmine bir örnek. Ben buna İslami ikonografi diyorum. Kendi koleksiyonumdan bir örnek vereceğim. Burada gördüğünüz bu bir plasenta üzerine kıl kalemle yazılmış bir yazı mı resim mi? Şimdi ben buna yazı resim mi diyeyim yoksa yazı mı diyeyim? Bunu nasıl niteleyeceğim? Dolayısıyla yazı, bakın o gördüğünüz ufak ufak küçük küçük şeyler, kırk kalemle yazılmış yazılar. Şimdi detaylı olarak detaya bakarsak, biraz detaylı görürsek, burada bakın tasvirin içerisinde bir
yazının anlatılan konuya bağlı ve onu da imleyen bir şekilde bir anlatı, hem şekil olarak bir resim, bu benim için bir resimdi. Ben orada şöyle gördüğümde, baktığımda bir resim görüyorum. Ama okuduğumda ben o resimle ilgili bir şey duyuyorum. Belki resimden bağımsız bir şeydir. Ama resimle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla İlkin bir resmin veya resim yazının nasıl şekillendiğini ortaya koymak, biraz da bugünden o güne daha farklı bir şekilde yazıların ortaya çıkışı, harflerin şekil ile, yani resim ile olan ilişkisini çok düşünmek üzerinde, yormak, daha yeni kavramlar üretmek gerektiğini düşünüyorum. Hocam, buna kaligrafi dense olmaz herhalde, ama yani bunun aslında içinde bir yazı var, ama yazıyla bir resim yaratmışlar. Evet. Burada bir sanat var. Aslında evet. Özünde bir sanat var. Ve sanatı bizim keşke izler olsa. Şimdi umar budur zaten hocam. Bakın, yazı da başta ben ne dedim? Hirfe dedim. Harefe kelimesi, hurfe ya da hirfe kelimesi sanat demektir. Hafere kelimesi kazımak demektir. Havva Marta diye bir ressam vardı. Mesela o bir resminde bir tane yazarın, İngiliz yazarının hangisiydi o? Denizle ilgili bir şey vardı. O romanın tamamını dedi ben 3 kere yazdım dedi. Resmin evet. Altına yazmış. Ve üstüne resim yapmış. Altta yazılar da görüyorsunuz. Yani bu da bir teknik. Aslında yazıyla, buna ne derler, belki pastiş mi? Kubilay Hoca burada olsa da buna bir şey katkı verse. Yani şimdi hocam, hem isimlendirmemiz, bakın bizim, ben bunu tabii örnek ki isimlendirme çok da şey değil. Bir başka isim de bulunabilir. Yeni bir isim de evet. Bulunabilir. İslami şeyde ben çok fazla örnek göstermedim. İslam döneminde bu ikonoklazm dediğimiz, hani ikonizm dediğimiz, yani ikon karşıtlığı veya ikon kırıcılığı aynı şekilde İslam'da da belirdiği için, bir defa Yahudilik etkisiyle İslam'da beliriyor. Daha sonra Hristiyanlık'ta da ilk dönemde beliriyor, ama sonraki zamanlarda Hristiyanlık'ta ikonlarla bezenen Helenik yapıdaki şeyle birleşince Helenistik bir Hristiyan tarzı oluşuyor. Dolayısıyla ikonların da anlatım tarzı olarak kiliselerde, mabetlerde kullanılması, Süryanilerde bu yoktur, çok azdır. Son dönemlerde biraz çizili, yazılı bir takım şeyler oluyor, ama bu da dediğim gibi moda şeylerdir. Ama eski bir kilisede... Mustafa Hocam diye bir hocamızın birisi, hatta onu Mustafa Hoca, sevgili Sarıcı'yı da kutluyorum, profesör oldu. Kendisini kutluyorum. Mustafa Sarıcı da, Fransız yazar Guillaume Apollinaire'in kaligramları vardır. Yani kaligram aslında bir yağmur yağar gibidir, ama orada hem yağmur yağması gibi yukarıdan şey vardır, ama içinde de yazı vardır. Yahut da bir kuş resmi vardır, ama içerisinde yazıyla o kuş yapılmıştır falan. Ya buna benzer bir şey. Çok hoş tabii ki, yani İslam kültürünün, Doğu kültürünün, Orta Doğu kültürünün yarattığı kendine özgü anlatım biçimleri. Şimdi yazı da hocam, kaligrafi dediniz ya, aslında kaligrafi bir resimdir. Şimdi örneklere girmeyeceğim, pek çok örnek var. Yani burada aslında yazının güzel yazı olarak, kaligrafik olarak belirmesi, Anna Maria Schimmel'den de biraz belki bakabilirsiniz. O hususta isteyen, o İslam yazı sanatına baktığınızda kaligrafi aslında bir anlamda yazının resme, tekrar resme geri dönmesi olarak tanımlanabilir. Bakın evet. Kaligrafi şekilden harfe, harften tekrar resim yazıya bir geçiştir aslında. Yani kaligrafide bir kompozisyon vardır ve o kompozisyon anlatılan şeyin veya imlenen şeyin içeriğine uygun olarak şekilleniyor. Yani kompozisyonu istediğiniz gibi, evet, iyi bir sanatçı iseniz, Hafız Osman gibi, Hattat Hafız Osman gibi iseniz, anlam ile veya imlenen şey ile o arasındaki bağlantıyı, ilişkiyi kurarak siz kompozisyonu oluşturursunuz. Ki bunu örnekleri çok var. Ben yüzlerce örneğine, Olaf Graba, Burckhardt'a bakıp da şey yapabilirsiniz. Ama burada benim kendi koleksiyonumda verdiğim örnek bu. Şimdi evet. Gelelim İslam'da yine
Kabala'nın hocam ben şu şeyi size soracağım. Bunu Kabala, Hurifilik, Ebced evet, kitabı. Evet, oraya doğru geliyorum yavaş yavaş hocam. Yani ben onları da merak ediyorum ama şu anda evet. Saatimiz de 1 saat 40 dakika oldu. Yani dilerseniz ben biraz hızlı geçeyim hocam. Tamam, bir, yani sizi 23'e kadar herhalde dostlarımız şey yapabilir. Sevdiyse kalabilirler. Çok güzel bilgiler veriliyor burada. Sağ olsun evet. Mehmet Sait hocam. Buyurun hocam. Şimdi İslam kültüründe dediğim gibi ben biraz şey arasında harflerin yukarıda biz Süryani kültüründe, Yahudi kültüründe bahsettik biraz. İslam kültüründe de bir işari bir ekol, batini bir ekol oluşuyor. Bunların en önemli mesela bizim işari tefsirler dediğimiz, hocam aslında göstergesel tefsirler diyebiliriz, biliyor musunuz hocam? Evet. Yani bugün bir gösterge bilim çalışan bir kişi söz gelimi İslami işari tefsirleri incelese oradan önemli bir alan çok açabilir. Özgün bir çalışma çıkacak ortaya. Yani benim mesela burada önerim gösterge bilim çalışan kişilere özellikle işari tefsir, batini tefsir veya hurufilerin, harfçilerin yapmış oldukları tefsirlerin bu gözle bir daha belki batıdaki ortaya konan bir takım teorilerin de yardımıyla yeni bir takım şeyler söylememiz veya ortaya koymamız mümkündür. Şimdi ben bu örneklerden bir tanesini İbn Arabi'nin Şeceretül Kevn, oluş ağacını bir örnekle göstereyim. Evet, burada mesela İbn Arabi kaf harfi üzerinde duruyor. Mesela ve ba'de fe inni nazartu ilel kevni ve tekvinihi ve ilel meknuni. Ben diyor kevne, oluşa ve tekvinihi, oluşumuna ve ilel meknuni, oluşmuş olana, oluşmuş olana baktığımda ve tedvinihi ve onun düzenine, düzenlenmesine baktığımda feraeytu el kevne kullehu şecereten. Ben bütün bir kainatın bir ağaç olduğunu gördüm. Ve aslu nuriha min habbetin habbeti kun. Bunun kökünün, aslu nuriha, ışık kökünün bir habbe olan kün emrinden. Burada kün, k kelimesi, k harfi pardon, k harfine atıfta bulunuyor. Ve kad lahikat kafil kevniye bilikah habbeti nahnu halaknakum. Bu da bir tefsirdir. Tabi Kur'an'daki kun feyekun ehli tasavvufun çokça kullandığı ve bildiği bir şey. İza aradallahu şeyen en yakule lehu kün feyekun. Buradaki İbn Arabi kafın kaf kevniye, oluşum kafı, bu da yine halaknakum, sizi yarattık, nahnu halaknakumun bir habbesi, bir tanesine iliştiğini söylüyor. Ve yine biraz geçerek çünkü uzun, ve zahere min haza husnan muhtelifani, iki dal oluşur bundan. Asluhuma vahidun ve huvel iradetu. Bunun aslı olan, yani kökü aynı olan iki daldan oluşur. Birisi huvel iradetu ve fer'uha, onun şeyi ise fer'i, onun dalı ise el kudret, güçtür. Fazahara an cevheril kaf, bakın kaf harfi, hocam demişti İslam kültüründe veya Semitik kültürde harfler neyi imliyor, göstergesel değeri nedir? Evet, Arapçada kafın göstergesel değeri, bir cevher olarak göstergesel değeri İbn Arabi'nin diliyle kevindir. Maneyani muhtelifani, iki farklı manası vardır. Kaful kemaliye, kemal kafı, el yevme, bu kemal kafını da şöyle tanımlıyor. El yevme ekmeltu, ekmele, kemele demek, tamamlamak, bütünlemek demektir. Ekmeltu lekum dinuk, yargınızı sizin için tamamladım. Ve kaful küfriye, birisi de kaful küfriye. Şimdi, dolayısıyla burada İbn Arabi'nin kaf harfinden altında hemen nun harfine, bakın, feminhum min men amene ve minhum men kefer. Burada onlardan bir kısmı men amene, iman eder.
Ve minhum men kefer. Kimisi de örter, küfreder. Ve zahara cevher nun, nunun nekre, bu nekre olan nun, nunul irfet. Birisi bilgisizlik, ikisi de irfan nunu. Şimdi nunu ne yapıyor burada? Nun da bir göstergesel değere sahip İbn Arabi'de. Dolayısıyla İbn Arabi'nin bu denli neredeyse Zuhar'ı okuduğumuzda Yahudilerin şeyin Tora'nın işari tefsiri, Tora'nın Pardes, Perash, Remez, Sod şeklinde yapmış oldukları Notarikon, Gematria değişik yorum tarzları kullanarak yapmış oldukları tefsirlerinin de bir anlamda bir kabalacı veya zoharik bir tefsir olduğunu İbn Arabi'nin ve benzeri İslam dünyasında çok var. Özellikle bu hurufiler, batiniler bu anlamda Kur'an'ın mesela Kur'an'daki bir harfin başına birleşen lam, mim ve ayn. Lam tek başına bir edattır. Ma'ade bir edattır. Ama bunu innallaha lema'al muhsinin diye cümleyi normal gramatikal olarak, literal olarak çevirdiğimizde Allah iyi iş yapanlarla beraberdir. Bunu bir batini veya işari tefsir yapan biri veya hurufi biri bunu nasıl çevirir? Allah ihsan sahibi olan kişilerle parlar diye çevirir. Şimdi lema'yı nerede edat olan lam, nerede edat olan ma'a, bu ikisini birleştirdi, bir kelime kökü oluşturdu. Parlamak kelimesini oluşturdu. Aynen Yahudilerin de yaptığı gibi. Ben buna detaylı girmeyeceğim. Bunun da kuralları var. Şimdi Kabala, Zuhar, Hurufilik, Ebced, Cifir, bunların tamamı işte Zevk, Azaim, Nucum, bunlar bir takım yorum şekilleridir. Yani Kabala, Zuhar, o kitabın ismi Zuhar aslında açığa çıkaran demek ama içine girdiğinizde hiçbir şeyin açığa çıkmadığını, harflerin içerisinde kaybolup harflerin Roşey Divut veya onların harflerin baş ve sonundan veya harflerin imlediği bir takım anlamlardan başka anlamları türetmek olarak olduğunu göreceğiz, göreceksiniz. Şimdi konu biraz dediğim gibi uzun. Ben mesela Zohar'dan bir cümleyi sadece aktaracağım. Burada Olaf'la ilgili olduğu için bakın burada Olaf'ı burada Olaf Allah'ı işaret ediyor. Keda Olaf hine Aron habrit. Buradaki Olaf aha hine işte Aron habrit. Buradaki Aron habrit dediğimiz ahit sandığını temsil ediyor. Aron kol haaret. Yine bu da bütün evrenin veya yeryüzünün işaretidir, ahitidir. Şimdi burada bir tek Olaf harfinden hareketle yukarısını devam ettirmeyeceğim. Adon veya Ela Elohim veya Ela ve Elohim'den bu Olaf'ın Aron yine Aron'daki ahitteki Aron'daki ahit sandıktaki Aron sandık demektir. Aron habrit bu da yine Olaf'tan oluşuyor. Ahit sandığı. Şimdi burada siz Olaf'ın Tanrı'yı imlediğini, Tanrı'yı imlediği için dolayısıyla Aron'un da bütün evrenin bir anlamda hepsini imlediğini ve içerdiğini ve kutsal kıldığını. Burada siz ne yapıyorsunuz? Bir tek Olaf'a bir onlarca, yüzlerce anlam yüklüyorsunuz. İbranice'de bunu görüyorsunuz. Zaten Olaf'la ilgili İbranice'de de benzer şeyler var. Yukarıda Süryanice'de bahsettiğim gibi. Mesela yine Bet harfiyle ilgili yukarıda bahsettiğim Bet. Bete bereşit bara Elohim ete şamay mata arat. Be, bore, yine aynı Süryanice'de bore, bereşit, bara, bore, boruyu. Buradaki bara, Arapçadaki bara kelimesi, yaratmak kelimesi de. Hatta açarsanız bazı İslami tefsirlerde B harfi cerri ile ilgili 150 sayfa bir şerh bulursunuz. Bir tek edatla ilgili. Hayeynu bereşit bara. Şimdi burada görüyorsunuz ki bereşit
bara yani başlangıçta yarattı Bet de aynı şekilde Elohim'in eylemi olduğu için Bet de, Bet harfi de bütün harfler için var. Burada tek tek Sadi, Bet, Gimel hepsiyle ilgili bir örnek vermedim. Sadece Alef ve Bet'le ilgili örnek verdim. Bu da Zuhar'da şey. Evet. Başa son şey bir aslında şununla kapatayım. Şimdi doğrusu evet. Ters gidiyorsunuz galiba hocam. Evet. Aslında düz de. Belki zihnim düz gidiyordur belki hocam. Olabilir. Sizin dilinizle söyleyeyim. Zihnim belki düz gidiyordur. Ama normalde bilgisayar ters gidiyor. Şimdi hocam sunumum bu kadar. Ben tabii biraz daha kısarak, keserek daha özetle anlattım. Dolayısıyla hocam şimdilik bu kadar. Aslında bazı konular var. Girmedim, giremedim, açamadım. Her birinin farklı bir konu olarak ele alınması gerekiyor veya gerektiği için o konuları biraz hızlıca sadece bir işaret ederek geçtim. Tamam sevgili hocam. Şimdi söz hakkı bende. 10 dakikamız var hocam. 9 dakikam kaldı. Söz, var mı başka söyleyeceğiniz bir şey? Ben şimdi söz hakkı alayım. Hocam bir, size biraz yani ben konuştum. Çok gevezelik yaptım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Eylül ayında ikinci söyleşi için şimdiden sözünüzü alıyorum. Tamam hocam. Bir. Emriniz olur hocam. Estağfurullah. İkincisi şimdi sorular vardı. Kaan'cığım soruları ekrana getirebilir misiniz? Çok gerilerde kaldı ama eğer buradaysa şeyler çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler vardı. Yani ben de biliyorum sıkıştırdığımı biliyorum ama bağışlayın. Profesör Doktor Alev Parsa, Alev Fataş Parsa hocam soruyor. Tüm diller Hazreti Adem'in bildiği ve onun aracılığıyla dünyaya yayıldığı Müslümanlık inancında var olan bir görüş. Dinler ve dil arasındaki bağ hakkında görüşü nasıldır hocamızın diye soruyor. Şimdi ben burada bir şey daha söyleyerek hemen size söz hakkını vereyim. Şimdi İslam Kur'an-ı Kerim'de şeyden söz ediyor. Daha çok işte dil yetisi dediğimiz yani iletişim için kullanılan yalnızca doğal dil değil, dil yetisi. İşte Şam Ovası'nda bize kuş dili öğretildi diyor Hazreti Süleyman. Yani karıncayla konuşuyor. Ya bunlar dil yetisi, dili aşan bir anlatım biçimi. Tevrat'ta ise ad verme ile ilgili daha çok yani adlandırma özür dilerim Tevrat diyorum İncil'de adlandırma durumu daha baskın söz konusu. Bu açıdan siz ne diyorsunuz? Şimdi Alev şimdi, hocamın şeyinde dinsel başlığın açıdan nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi Alev hocamın sorusunu ben kısaca şöyle özetleyeyim. Bir defa Yahudilikte esas olan şey Babil'de bahsettiğim tekvinin 11. babı tekvinde yeryüzünde bütün diller biriydi ve konuşmalar aynıydı, tekti. Şimdi burada kastettikleri şey bütün İbranice tefsirlerin tamamında Midraşlarda oradaki o dil Tevrat'taki dil bahsedilen tek bir dil İbranice'ydi derler. Şimdi gelelim Adem'in dili tartışmasına. Süryanilere sorarsanız Süryaniler Süryanice olduğunu söyler. Araplara sorarsanız Arapça olduğunu söylerler ve cennetin dilinin de Arapça olduğunu söylerler. Kitab-ı İbriz'e baktığınızda Süryanice olduğunu söyler vesaire. Şimdi ben Kur'an'daki ayeti yorumlayayım. Eğer müsaade ederseniz bir tefsir de ben yapayım. Şimdi Kur'an'da şöyle bir ayet geçiyor. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Tanrı Adem'e bütün isimleri öğretti diye geçer. Ve bütün meallerde açın Diyanet vesaire vesaire hangi meali veya tefsiri açarsanız oralarda şunu görüyorsunuz. Tanrı Adem'e isimleri öğretti. Tanrı Adem'e isim verme yetisini verdi. Şimdi burada benim buradaki tefsirim, buradaki yorumum sem kelimesinin, sim kelimesi veya simto kelimesinin, isim kelimesinin, şem kelimesinin
isim verme, bir imge oluşturma veya imge imaj oluşturma anlamında bir bilgi veya bir şeye ad verme. Çünkü hemen ayetin yukarısında meleklere soru soruyor. Melekler cevap vermiyor, Adem cevap veriyor. Yani burada bir anlamda Adem'in bir şeye, bir simge, buradaki ismin ben Fransızca'daki Semeo gibi hocam. Semeion. Evet, Semeion gibi anlaşılması gerektiğini. Sümerce, Akatça'daki Simtu gibi, Süryanice'deki Simto gibi, Sim gibi. Yani koyma, yerleştirme ve aynı zamanda Simtu işaret anlamında, simge gibi, bir işaret gibi olduğunu düşünüyorum. Burada tabii dinlerin, bu dil teorileriyle ilgili dinler ve dinler dinlerin dil teorileri bütün işte Peleg zamanında, Peleg'le beraber Peleg dediğimiz kişi zamanında bu Babil Kulesi metaforunun anlatıldığı pasukta, yani bir gün belki onun üzerine uzun uzun aslında konuşmak lazım. Bu dillerin Babil Kulesi metaforu ile ilgili benim kendime göre bir teorim var. Bunu belki uzun uzun konuşmak lazım. Ama burada dinler daha çok Tanrı'nın ilk insana veya aslında ilk insan dedikleri Adam'a, Adapa veya Adam kelimesi, Adam kelimesinin kendisi de Odom, Adem veya Adom'a toprak, yer veya balçık anlamına geliyor. Hatta kırmızı anlamına geliyor, kan bile anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla burada dinlerin, Semitik dinlerin diyelim, Semitik dinlerin elbette ki eğer bir yaratılış teorisine göre düşünecek olursak Semitler Adem'e Tanrı'nın bütün eşyanın veya o eşyalara isim verme yetisinin öğretildiğini söylüyor. Yine bu teoriyi Tevrat'ta bugün bu kadar farklı veya fazla dilin veya farklı ırkların olmasını da Tanrı'nın, şimdi bir Tanrı düşünün, yeryüzüne iniyor, insanları dağıtıyor. Şimdi ben İbranice metni aslında burada size okumak istiyorum. Aynen feyaret kelimesi kullanılıyor. Yaret kelimesi doğrusu Tanrı, bir anlamda bir Tanrı düşünün. Yani Elohim'den bahsediyoruz ve de Yahve'den bahsediyoruz ya da Adonay'dan bahsediyoruz. İnsanlar Çin Arda bir şeyden kule yapacaklar, şehir oluşturacaklar. Tanrı bunu kıskanacak, aşağı inip onları karıştıracak, birbirlerini anlamaz hale getirecek. Böyle bir metafor var. Uzun uzun girmeyeyim. Tabii burada dillerin farklı farklı olmasını yine Tanrı'nın müdahalesiyle bir anlamda şey yapıyor. Aslında Tanrı tek bir dil olsa muhtemelen Tanrı'ya da çok fazla ihtiyaç kalmazdı. Veya bu anlamda son Alev Hocam, üzerinde çokça konuşacağımız teolinguistik, hatta mito-teolinguistik bir konu. O mitolojik ve dinsel bir dil bilim çalışması yapmak gerekiyor. Ben burada hemen aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Şimdi Tanrı isimleri öğretti derken burada yanlış bir şey de söylemedim ama şimdi İngilizce'de 1 milyon sözcük var. Türkçe'de işte 80 bin, 100 bin sözcük var. Bir başka dilde işte 10 bin sözcük var. İlkel gelişmiş, gelişmemiş bir toplumda. O zaman Tanrı onlara niye 1 milyon sözcüğü öğretmedi? Hangi sözcükler öğretti? O bir sanki şimdi siz söyleyince bana şey, Chomsky'nin şeyi gibi geldi. Tanrı insanlara doğal dili konuşabilme yeteneğini verdi, öğretti. Bunu kazandırdı. O zaman bir doğal dili konuşabiliyorsun. Doğadaki gördüğün bir şeye bir ad vererek onu iletişimini... Ama her adı verebilirsin. İstediğiniz sesi kullanabilirsin. Tabii ki. Tabii ki. İletişimi sürdürmek açısından bu önemli. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bugün bizim dil dediğimiz şey, diğer varlıkların da, yani ağaçların bir dilinin olduğunu, bunların da biz toprakla veya
havayla veya varlıkla birer ilişki içerisinde bir iletişim kurduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Eğer dil bir iletişim aracı ise iletişim olarak düşünüldüğünde diğer varlıklar birileriyle iletişebiliyorlarsa onların da bir dili vardır. Eğer bir kedinin ya da bir köpeğin havlaması veya bir orangutanın bir sesin veya bir öküzün bir ses çıkarması bu anlamda bir iletişim olabilir mi? Veya yunusların veya balinaların denizin derinliklerinden çok daha insandan gelişmiş bir şekilde birbirlerine işaretler 80 tane farklı ses çıkartabiliyor yunuslar. Evet, yunuslar. Geçenlerde Çanakkale'deki şeyde onu söyledim. Yani ilk önce bir dilsel iletişim var. Bunun dışında bir gösterge bilimsel iletişim var. Bu daha çok işte dil yetileriyle yaptığımız. Onun dışında bir antropolojik iletişim var. Onun dışında bir biyolojik iletişim var. Biyolojik iletişim içerisinde bütün canlıların bir arada iletişim kurması. Onun dışında da Doğan Günay bir teori geliştirdi. Dedi ki sibernetik iletişim, yani insan, makina, canlıların hepsi bir arada olduğu, belki yeni bir iletişim türünü daha eklemek gerekebilir. Bu açıdan hocam çok soru var. Onun için fazla uzatmadan Profesör Doktor Toro Sifat Çölkisen, Arap Yarımadası'ndaki Semitik dillerin pek çoğu kaybolmuşken, çok da kaybolmadı aslında ama sürekli değişiyor. Yani insanlık tarihi bugüne kadar 600 bin tane dili kaybetmiş, yitirmiş. Bazılarına göre bu 31 bin ile 600 bin arasında dillerin katli. David Crystal mıydı o adamcağızın ismi? Onun kitabında vardır bu. 600 bin tane dil kaybetmiş bugüne kadar. Hani Türkler de şimdi biz 17. devlet diye şey yapıyoruz ama 16 tane devleti batırmışız. Bir de onu düşünmek gerekiyor. Ya insanlık şu anda 10 bin tane dili var ama 600 bin tane dili de kaybetmiş ki şu anda da sayısız diller kayboluyor. Çok özür dilerim. Rıfat Çölkesen'in sorusu. Arap Yarımadası'ndaki Semitik dillerin pek çoğu kaybolmuşken Afrika'daki Semitik dillerin çoğu hala yaşıyor. Bu doğru mu acaba? Neden böyle? Diye söyler. Şimdi çok tabii, kısa hocam. Arap Yarımadası'ndaki Semitik dillerin pek çoğu bir defa kaybolmamış. Zaten bizim Semitik diller dediğimiz bir Kenanca veya Akatça bugün kaybolmamış. Eski başka babi, yerlerde değişime uğrayarak yaşıyor. Yani şimdi alfabesi değişmiş ve kelimeler kimi fonetik değişikliklerle bugün hala yaşıyor. Bugün Mardin'e geldiğinizde çok fazla Akatça kelime işitebilirsiniz. Evet. Gelin köye, fazlaca Turoyo konuşulan bozulmamış bir köyde saf tam bir Akatça fonetiğe sahip bir kelime duyabilirsiniz. Yani kelimenin veya bir dilin ölmesi de ben bu arada endangered languages yani kaybolan veya kaybolmakta olan diller veya kaybolmuş diller tabirinin de şimdi bugün eğer onları konuşan kişilerin güç ve sultaları yoksa dilde kendisini geliştirip yeni kavramlara ayak uyduramadığı için insan gibi yaşlanır ve ölür. Yeni bir doğum yapması lazım. Dolayısıyla bundan Shakespeare zamanında veya Shakespeare'den önce İngilizcenin durumu neydi? Shakespeare'den sonra İngilizcenin durumu ne oldu? Bugün ne oluyor? Ürettikleri teknoloji ile dil, tekne ile dil arasında çok büyük bir ilişki vardır. Evet. Teşekkür ederim. Başka soru var mı Kaan? Ece Onur Al, Tevrat çevirilerinin bir kısmında Musa'nın boynuzlu olarak tanımlanması ve Vatikan ve Roma'da bazı heykellerde yine boynuzlu olarak gösterilmesinin nedeni bu mudur diyor. O boynuz, evet. Öküzle ilgili şeylerle bağlamında söylemişti ama galiba. Çok güzel Ece Hanım, gayet güzel. Şimdi burada Musa'nın o şekilde tasvir edilmesi aslında Tevrat'ta yok. Tevrat'ta yok ama Roma, daha doğrusu İtalyan bir ressamın, şimdi ismi aklıma gelmedi, onun tasviri. Ama tasvir antik dönemlerin tanrı kral tasvirlerine birebir uymakta. Şeyde
Bu antik Yunan'daki birçok şeyde de bu öküzle ilgili bir sürü şeyler vardır. Yani Evet. Tabii, mitolojik mitolojide olarak evet. Zeus, İyo, yani öküz, inek. Evet. Hatta şeye İstanbul'a Bosfor'a kaçan bir öküze mi dönüşüyor? Evet. Bir şey vardı. Profesör Doktor Medine Sivri. Medine Hocam, sizin telefonunuz bende kayıp oldu. Telefonum bozulduğu için siz telefonunuzu bana gönderirseniz sizi grup beklemek istiyorum. Eskişehir'den Profesör Doktor Medine Sivri. Aslında bu öküzbaşı dişil enerjinin de görsel temsili gibi aslında o psikanalize girdik şimdi de. Kadının rahmi ve yumurtalıklarının resmedilmiş hali gibi. Koç boynuzları da bu dişil enerjinin görsel temsili gibi diye bir yorum katmış. Yani bu tabii doğrusu öküzle ilgili bizim gördüğümüz bazı heykeller, rölyefler, figürler elbette ki her iki yani dişil ve eril enerjinin de bir temsilidir. Çünkü öküz gücü ve kuvveti temsil ediyor. Görüyorsunuz bazen tanrıçaların göğüs ve memeleri üzerine bazen bu tür onlarca yüzlerce meme veya şey konabiliyor. Bu figürleri görebilirsiniz. Burada Evet, var. hem dişillik aynı zamanda evet gücü de temsil ediyor. Daha çok yani öküz evet cins bir dişil enerji gücü de temsil ediyor. Çünkü bir anlamda öküz yani cinsiyet olarak baktığınızda karşıdaki inek de aynı şekilde tasvir ediliyor. Yani burada biz bugün belki zihnimizde öküz dediğimde inek de anlamanız gerekiyor bu arada. Evet, iyi o şeyinde. Evet, inek de Medine. anlamanız gerekiyor yani. Evet. Tabii ki yani aslında öküz daha çok sanki Orta Doğu'da veyahut da Antik Yunan'da biraz daha eril gücü temsil ediyor gibi ama psikanaliz açısından bilmiyorum. Medine Hocam doğru söylüyordur. Oto, bu sizin taraftan birisi. Büyük olasılıkla sizin Benim tanıdığınız öğrencim biri. o hocam. Evet. Benim Harf öğrencim. adlandırması, Süryanice'de sembol adlandırması mı? Yani ot tabii bir işarettir. Harf de bir işaret olduğu için Özür dilerim, yanlış söylemişim. Utoto, otu. otu evet. Ot bu oto. Evet. Ot oto. Tabii ki bu bir anlamda bir simge, bir sembol, bir işaret olarak okunabilir. Bir aynen ayet kelimesiyle, ot kelimesiyle, İbranice'deki, Aramice'deki atvon kelimesiyle aynı kelimedir. Hatta daha da ötesini de söyleyeyim. Sümerce'deki et piktogramıyla aynıdır. Evet. Başka var mı? Eldar Hasanoğlu Pardes, acaba bu şey mi Türkçe mi okunacak? Pardes, Remez, Deres, Sod. İbranice Pardes, Arapça Firdevs. Buradaki İbranice'deki Pardes, Ha, Arapça Firdevs. Pareş hocam, Ramez ve Sod'un kısaltılmasıdır buradaki. Buradaki Arapçadaki Dolayısıyla ilahi kelamı bütün tefsir yöntemlerini yorumlayıp hakkıyla anlamak Pardes'te, Firdevs'te, cennette olmak gibi. yani bu baş harfleri Pardes'in açılımını şöyle ben Talmud ve Hadis adlı kitabımda bununla ilgili bir Talmud hermenötiği kısmında uzunca bir 200 sayfaya kadar yazmıştım. Orada Pardes'in P harfinin Peraş, R harfinin Romes, D harfinin Sod bu kısaltmaları olduğunu söyledim. Dolayısıyla buradaki Peşat, Remez, Deraş ve Sot bu yorumlama tekniklerinin yani kabalacı tarzda yorumlama tekniklerinin baş harflerini oluşturuyor Pardes. Paradi, o da demek ki bu şeydeki batıdaki Şimdi paradi de buradan geliyor o zaman. Paradiso ya da Paradis, Latince'deki Paradis, İngilizce'deki Paradis, Pardais, Firdevs kelimesi Türkçe'de kullandığımız şeyde de İrani dillerde de kullandığımız Firdevs kelimesi bir bahçe anlamına geliyor aslında.
Evet. Peki cennet nereden geliyor? Cennet başka bir yerden Cennet geliyor galiba. kelimesi de cenne, yine cennet de bahçe demektir. Ginan, gan biz hala kullanıyoruz Suriye'de hocam. Şey mi? Etrafı Arapça kitle mı? Arapça mı hocam bu? bütün dillerde, Semitik dillerin tamamında aynıdır hocam. Evet, Hatta tamam. bütün etrafı çitlerle çevrili bahçe demektir cenne. Türkiye Gösterge Bilim Çevresi Profesör Doktor Alev Fatoş Parsa'nın yanında ikinci bir yardımcısı, başkan yardımcısı Doçent Doktor Songül Aslan Karakül söylüyor. Mehmet hocam öncelikle sizi şaşırarak ve hayranlıkla izledik. Nefesinize sağlık demiş. Teşekkür ederim Songül hocam. Sağ olun, var olunuz. Sayın hocam, her bir gösterge değeri var dediğiniz harf için Türkiye Gösterge Bilim Çevresi için kısa bir açıklama videoları hazırlamanızı isteyebilir miyiz acaba? Tabii, Bunun montajı elbette. biz severek yaparız diyor. Çok ilginç de olabilir, evet. Yani Memnuniyetle Doğan hocamın, Songül hocamın var olsunlar, o kadar gayretleri var ki ben bazen utanıyorum onların arasında bulunmaktan. estağfurullah Sağ hocam. olsunlar. Çok güzel. Çok yani birileri bu işin mutfağında olması lazım. Birileri şeyinde olması gerekiyor. Arkada laboratuvarda çalışması lazım. Birisi kütüphanede çalışması lazım. Herkes aynı, hepsi aynı yerde olmaması lazım. Bu açıdan sizin yaptığınız çalışmalar da çok önemli. Hocam sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de bu bütün katılımcıları bugün hayranlıkla izliyorum. Gecenin 11 oldu ve hiç kimse ayrılmadı. Leyla Yücel, Zohar, ormana gittiğinizde ağaçlardan kaybolmanızı sağlayan labirent diye bir Evet. açıklama. Zuhar, bir defa Zuhar'ın diliyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Zuhar'da bir tek dil yoktur. Bir arada İbranice, bir bakarsınız Aramice, bir bakarsınız kelimelerin baş harflerinin bulunduğu bir anlamdan tersten ve başlayıp sona doğru veya bazı kelimelerin baş harflerini alarak oluşturulmuş olan ve her bir harfin sayı değerlerine de dikkat edilerek sayı değerleri de, yani biliyorsunuz Semitik dillerde Olaf, Bet, Gomal, Dolat dediğimizde aynı zamanda 1, 2, 3, 4 de diyoruz ve bunlar bir anlamda Pisagorcu, Hermesçi, hermetik bir yorumu da sayı ile harf arasında bir ilişkiyi de doğuruyor. Mehmet hocam bir şey vardı. Rıfat Bey sormuştu. O soruya bağlı olarak ben bir yazı okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Suriye'de bir vadide Hazreti İsa'nın kullandığı dile yakın bir arkaik bir dil Malula hocam, konuşuluyordu. malula. Var mı Malula denir. gerçekten böyle bir arkaik bir dil var mı orada? Hocam Yani arkaik dediği bu Aramice'nin Filistin bölgesinde Kudüs'te ben bizzat onların yanlarına gittim, ziyaret ettim. Onlarla bir arada bulunmaya gayret ettim. Yani dil olarak kelime kökleri tamamen aynıdır. Bazen bir bakarsınız bir bedevi, yani çölde yaşayan bir Arap kaf harfini kullanmaz. Eb der, leb der ve doğrudur aslında. Lebu kelimesi Süryanice'de kalp demektir. Arapça'da kaf başında kalp var, kaf vardır. Şimdi siz bu bedevinin diyelim ki Kudüs'e Udus demesi veya Udus demesi, lebe kalbe leb demesi yanlış değil. Bir bakıyorsunuz ki Semitik dillerin birinde kaf düşmüştür, birinde duruyordur. Dolayısıyla burada belli bir takım şeylerin, lehçelerin daha otantik olduğunu söylemek, daha orijinal olduğunu söylemek, Hazreti İsa'nın nasıl konuştuğunu bilmiyoruz ki. Yani baktığımız şey şu anda elimizde mevcut olan şey kilise babalarının yazılarıdır. Onlar da 2. asırdan itibarendir. evet. Yani İnciller daha sonra Grekçe İncillerden tercüme edilmiştir. Bugün elimizde Süryanice İncil veya Aramice, Batı Aramicesiyle, Doğu Aramicesiyle veya Filistin Aramicesiyle yazılmış olan İnciller Grekçe çevirilerden yapılmıştır. Ve sentaksı ve dahi leksikolojilerinin çoğu Grekçeden etkilenmiştir. Ahmet Kemal Talha Çağatay, İspanyolca gibi bir isim olmuş. Nikutların, harekelerin, Zavellerin. zeavlerin ortaya çıkış sebepleri ve hikayeleri benzer midir diye sormuş. Evet, Nikut mesela, tabii Nikut dediği hareke sistemi, yani bizim İrab
Arapçada irab dediğimiz noktalama işaretleri, bütün bu söz gelimi Tevrat için biz bahsedecek olursak, Tiberya okulu veya Tiberias okulu, okumaların, yanlış okumaların önüne geçmek için, okumayı sabitlemek için, anlamı sabitlemek için nihayetinde Semitik dilde nokta koyduğunuzda bazen yazılışı aynı olan bir kelimeyi bir noktayla iki tane farklı anlama getirebiliyorsunuz. Harekeyle Arapça irabı olan, yani iraplı olan bir dil olan Arapçayı söz konusu edecek olursak, o harekesi özne yapar, e harekesi onu nesne yapar. Yani evet. Dolayısıyla harekelerin çıkış sebepleri anlamı sabitlemek veya onu yeni öğrenen anlamada yanlış yapabileceği bir takım hususların önüne geçmek olarak söyleyebiliriz. O hareke mevzuyu biraz da sonradan çıkmış bir şeydir. Yani ilkin dillerin hiçbirinde, Semitik dillerin hiçbirinde hareke yok. Öyle diyelim. Evet. Son 3 soru alacağım. Eno, olap, eno, tav. Olap, öküz başı, tav, tavro, yani öküz. Her şey Tanrı, Tanrı'da başlar ve Tanrı'da biter ve döner der gibi. Tanrı her şeydir gibi. Bu bir çeşit panteizm mi, gibi mi? Şimdi, tabii yorumlarsak ben şöyle yorumlayayım. Olaf'ta, tav'da. Olaf, alfu kelimesi Akkadça öküz demek. Tavro kelimesi de Aramice'de öküz demektir. Ben öküzüm, ben öküzüm. Yani tanrıyım anlamında burada alfo kelimesini arkadaşlar. Burada alpu ya da alfo. Şimdi burada kastedilen şey, eğer alfabenin, yani alfa ve omega olarak düşünce, yani A'dan Z'ye her ne varsa benim. Evet, panteizm bir görüş kabul eder. Çünkü tanrı olarak İsa'nın bu cümleyi, tanrı olarak o yukarıda anlattığım şekilde, yani alt düzeyde bedenlenmiş, yeryüzüne inmiş, Tanrı suretine girmiş bir insan suretli, tabiatı kionosu, yani tabiatı insan olan, tabiatı insan olan, osyası ilahi Tanrı olan ama kendi bedene sahip olan Tanrı olarak düşündüğünde, evet, her şeyi temsilen ve teşbihen, bakın teşbihen ve bir anlamda onu bütün varlığı temsil eden olarak. Çünkü aynı durum şeyde de vardır. Yani İslam kültüründe de vardır. Dolayısıyla Nur-i Muhammed'i dediğimiz, kainat yaratılmadan önce, Adem yaratılmadan önce Muhammed'in nuru yaratılmıştı. Bu tasavvufçuların kullandığı bir şey. Muhammed'in Adem'den önce yaratıldığını söylüyor. Aynı şekilde İsa'nın yine Kur'an'da geçen İnne mesele İsa kemesele Adem'e. Burada Tanrı'nın cümlesini şöyle tercüme edebiliriz. İsa'nın örneği Adem gibidir. Burada kastettiği şey ne? Babasız doğum miti. Babasız doğum mitinden Adem ile Adem nasıl Tanrı tarafından tek yaratılmışsa, İsa da bu şekilde yaratılmıştı. Bunu söylerken aslında bir anlamda yine diğer Kur'an'ın içerisindeki Meryem ve İsa bağlamındaki ayetlere baktığımızda, orada ayette geçen şey kelimetun elkaha ila Meryem'e. Yine İsa orada söz olarak, Meryem'in rahmine atılan söz olarak, kelime olarak bahsediliyor. Dolayısıyla aslında eğer kutsal ruhun kutsal ruh vasıtasıyla Meryem'e kelime olarak Kur'an'da anlatılan şekliyle atılan Meryem'in rahminde yeşeren kelime ise, o zaman Tanrı'nın bir anlamda temsilidir aslında. Kelime Tanrı'nın sözü veya temsilidir. Evet. Bu şekilde uzun bir mesele, bu şekilde kısaca anlamak mümkün. Çok teşekkür ederim. Son iki soru. Var mı başka soru Kaan? Zohar'ın İbranice kısımlarını soracağım ben hocam. Şimdi okuduğum birçok kaynakta Sümerlerin nasıl çok gelişmiş bir uygarlık, nasıl kaybolduğu ilgili çok fazla bir
bilgi yok. Yani kayboluyorlar. Acaba aslında diyorum. Karışıyorlar hocam. Evet. Acaba Neandertaller var. Çok eski bir şey. O da Kuzey Irak'ta bir o dağ var. Ne dağda? O dağda Neandertaller ilk orada görülüyor. Acaba diyorum Sümerler Neandertel'di de sonra Homo sapiens Homo faber neyse işte. Tabii hocam, o ayaktaki insan paleoantropolojiye veya şeye baktığımızda yani insanın evrimi geçirmesi milyonlarca yılı alıyor. Yani Sümerler diye bahsettiğimiz 5000 yıllık bir şey. 5000 yıllık yani dolayısıyla evrimin dışında bu Neandertallerin 200 bin, 300 bin, 500 bin, 2 milyon yıl önceki 150 bin yıl. Neandertaller evet. 150 bin yıl. Evet, 150 yani bin, 5000 yani çok... yıl. Acaba yani öyle bir kavim miydi de kayboldu? Yani çünkü tamam hiçbir şey kaybolmuyor. Şimdi evet. Anadolu'da derler ki 33 ya da 36 uygarlık var. Bunlar Türkler gelip de burayı kesmedi. Ne oldu? Onlarla birlikte entegre oldu. Yeni sürekli olarak bir heterojen birleşerek yeni farklı bir yapı oluşturdular. Yani kimse gitmedi bir yere. Herkes buradaki var olanla birlikte devam etti. Acaba böyle bir şey Sümerler de kaybolmadı kuşkusuz da aklıma öyle bir şey geldi. Öyle bir terslik olabilir mi? Ahmet Kemal Talha Çağatay, Zuhar'ın İbranice kısımlarının modern İbranice bilgimizle okuyup anlamamız mümkün mü diyor? Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü Zuhar'ın içinde İbranice'den ziyade daha çok Aramice vardır. Eski Aramice vardır. Kelimeler İbranice'ye benzer. Mesela okuyayım şimdi. İbranice kelimeler benziyor ama daha çok eğer Aramice veya Süryanice, Batı Aramcısı, Doğu Aramcısı bilirseniz daha fazla nüfuz etmeniz mümkündür. Mehmet Biçen hocamız, hocam Semitik dillerde üç köklü bir kelime hareketleri değiştikçe kelimelerde anlam değişikliği oluyorsa Kur'an-ı Kerim'in doğru mealini nasıl olur o zaman? Yani bu aslında ilginç bir soru. Yani biraz şey bir soru, ne diyelim, kışkırtıcı bir soru ama siz bir teolog olarak, ilahiyatçı olarak buna doğru bir yanıt vereceğinizi düşünüyorum. Şimdi Semitik dillerde kelime köklerinin, evet, her bir kelime, isim olsun, çekimlenme hali olan ne olursa olsun, üçlü bir köke, biz bunlara pa'al diyoruz. Pa'ayn ve lomad, lamed. Bu üç kökten elbette ki harekeler... Evet, lider mağarası, doğru. Kelimelerinin harekelerinin değişmesi İrab'la ilgili bir durumdur Kur'an'daki. Bu kelime köklerinin değişmesi başka, kelime sonlarındaki İrab'ın değişmesi daha başkadır. Dolayısıyla bir kelime kökünün harflerindeki yani ilk iki harfindeki veya çekimlenmiş halindeki değişiklik ayrı, İrab dediğimiz kelimenin sonunda özne mi, yükle mi, nesne mi, car mı, mecrur mu olduğuna dair durum farklıdır. Dolayısıyla bu biraz soru çok da hani kışkırtır ama beni çok fazla kışkırtmaz. Evet, tamam. Son Nitrutlar Doğu Süryanicesinden etkilenerek mi çıkmışlardır? Çok özel sorular artık bunlar. Evet, bunlar burada... öğrencilerim. Hocam bunlar öğrencilerim. Derste sormuyorlar, burada soruyorlar. Öyle mi? Ha? Bak şimdi tamam. Efendim, bizden bu kadar. Yeter şimdi evet. Hocamızı da bir dinlendirelim. Çünkü adamcağız saat 9'dan beri hatta biraz da biz önceden hazırlık 7'den yaptık. 7'den beri hocam. 7'den beri sürekli konuşturuyoruz. Yani düşünün el insaf diyelim. Bir de yani bu insan da canlı yani makine değil. Makineyi bile ara sıra dinlendirmek gerekiyor. Onun için sevgili izleyiciler, bu saate kadar bizi dinleyen hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten sevgili Profesör Doktor Mehmet Sait Toprak'la çok zevkli bir söyleşi yaptık. Ve Mehmet Sait Toprak hocamızdan Eylül ayı için, şimdi biz yaz ayı biraz dinlenme geçer belki, Eylül ayı için yeniden bir söyleşi alacağız. Belki bu sefer daha spesifik bir alanda olacak ama... Daha spesifik, evet. Yani belki de Mehmet hocamla şöyle bir şey dahi konuştuk. Yani her hafta arka arkaya belki böyle
yarımşar saat, birer saatlik bir şeyler de olabilir. Çok ilginç bir söyleşi yaptık. Hepinize, bu saate kadar bizi dinleyenlere, herkese çok teşekkür ederim. Son sözü de Mehmet Hocam'a vereceğim. Buyurun sevgili hocam, iyi ki varsınız, iyi ki böyle bir toplantıya katıldınız. Bizi kırmadınız, sağ olun, var olun. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Öncelikle Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'ne, onun gösterge bilimini, bilim çevresini temsilen Sayın Hocam Doğan Hocama ve diğer bütün hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu saate kadar bizi dinleyen, soru soran, katılan, düşünen, bizi düşündüren bütün dinleyicilere tek tek burada teşekkür ediyorum. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımız sürer. Güzel bir hocamın, Doğan Hocamın önderliğinde güzel çalışmalarla beraber hep beraber birlikte yürürüz. Çok teşekkür ediyorum. Sonsuz saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Çok